أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Hepiniz tekrar hoş geldiniz kardeşlerim ve müstakbel kardeşlerim, inşallah öyle söyleyeyim. YouTube'da 51. ders olduğu için buraya da öyle yazdım. İnşallah bugün Tövbe suresinin 34. ayetinden devam edeceğiz. 18-19 ayet kadar işleyeceğiz. Eğer ki bir hata yaparsam bu dersi kendi Kur'an ve yetkilendirilmiş çevirinin ışığında yani İşliyoruz. Fakat hata yapabilirim. Sonra kardeşlerim beni düzeltebilir. Başka bir derste buradaki yanlış bir şey söylediğimi fark edebilirim. Tanrı bana rehberlik etsin inşallah. O yüzden dersin sonrasındaki yorumları da dinlenmesini tavsiye ederim. Rabbi euzubike min hemezzati şeyadin ve euzubike Rabbi en yahdurun. Evet. İşleyeceğim ders ayetlerinde yetkilendirilmiş çevirdi. Antlaşma açısı bazı başlıklar kullanmış. Özet olarak onları bir okuyayım. Profesyonel dincilere dikkat edin. Tanrı'nın sistemi yılda 12 ay. Kutsal ayları değiştirmek, Tanrı'nın görünmez askerleri. Daha iyi olan imanlılar Tanrı uğrunda çaba sarf ederler ve yerinden kalkmayan. Bu ayetle başlayayım inşallah. Profesyonel dincilere dikkat edin başlığı altında. Ey iman edenler! Birçok dini lider ve vaiz halkın parasını gayrimeşru şekilde alırlar ve Tanrı'nın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü istifleyip onları Tanrı uğrunda harcamayanlara acı veren bir azabın sözünü ver. Altın ve gümüşlerin cehennem ateşinde ısıtılıp sonra alınlarını, yanlarını ve sırtlarını dağlamak için kullanılacağı gün gelecek. Kendiniz için istiflediğiniz işte budur. Öyleyse tadın istiflediğinizi. Burada gerçekten 35. ayet çok çok acı verici bir azabın sözünü veriyor. Bu önemli bir konu. Çünkü biz... Önce profesyonelle amatörün farkından bahsedeyim. Profesyonel o işten yani yapılan işten para kazanan insana profesyonel deniyor. Eğer ki para kazanmıyorsan o zaman amatör deniyor. Ve biz dinin sahibi Allah, bu dinin sahibi Tanrı. Tanrı'nın sahibi olduğu bir şeyden biz kendimiz, para kazanıyorsak bu gayri meşru oluyor. Yani meşru değil, buna Tanrı izin vermemişse, bunu yapmayın diyorsa biz kazanamayız. Biz karşılığımızı nereden bekliyoruz? Bu dünyadaki hiçbir varlık, hiçbir ganimet, hiçbir para olarak değil. Biz karşılığını Tanrı'dan bekliyoruz ki 38. Kur'an dersinde de bu yeni çevrilen ses kayıtlarından birisi. Orada sonunda yani birisi kendini Tanrı'ya adamayı hiçbir şey yapmadan, bütün herkesten soyutlayarak bir adamaktan bahsediyordu. Orada Reşat durumu açıklarken yani daha optimum bir adanmayı açıklarken, burada sizlerle buluşmam, yani burada sizlerle vakit geçirmem de ben bunun için bir para almıyorum. O zaman Tanrı'dan bekliyorum, bunu Tanrı için yapıyorum. Karşılığını Tanrı'dan alacağım diyordu. Gerçekten biz profesyonel olarak bu dünyada bu işten para kazanan değil, karşılığını Tanrı'dan bekleyen insanlara güvenmeliyiz. Profesyonel dincilere ise dikkat etmeliyiz. Burada buna değindim. Tanrı'nın sistemi yılda 12 ay başlığıyla 36. ayeti okuyayım inşallah. Tanrı söz konusu olduğunda ayların sayısı 12'dir. Bu gökleri ve yeri yarattığı günden beri Tanrı'nın yasası olmuştur. Onlardan dördü kutsaldır. İşte mükemmel din budur. Kutsal aylar boyunca savaşarak ruhlarınıza kötülük etmeyin.
Bununla birlikte onlar size karşı topyekün savaşı ilan ettikleri zaman siz de puta tapanlara karşı kutsal aylar sırasında bile topyekün savaşı ilan edebilirsiniz. Ve bilin ki Tanrı doğru kimselerin tarafındadır. Dipnotu yani bu belki 19 mucizesinin yanında falan çok küçük olsa bile bence muhteşem bir şey. Ay kelimesi Kur'an'da 12 kez ve gün kelimesi 365 kez geçmektedir. Bu ayeti biraz da yani ilerleyen ayetlerde işte mükemmel din budur konusu üzerinden tekrar devam edeceğim. Burada öncelikle bir yasayı koyuyor. Bu böyledir diyor ve işte bunu yapmayın. Ama böyle olursa bunu da yapabilirsiniz. Yani şu an için üzerinde çok konuşulacak bir şey yok gibi duruyor. Devam ediyorum. İnşallah döneceğim birazdan. Kutsal ayları değiştirmek. Kutsal ayların yerini değiştirmek ileri inkarın bir göstergesidir. Bu inkar etmiş olanların sapkınlığını arttırır. Onlar Tanrı tarafından kutsal kılınmış ayların sayısını muhafaza ederken, kutsal aylar ile normal ayları değişmeli olarak kullanırlar. Tanrı'nın kutsal kıldıklarını böylelikle ihlal ederler. Onların kötü işleri kendi gözlerinde süslenmiştir. Tanrı inkar eden insanlara rehberlik etmez. Dipnotu, bozulmuş Müslüman dünyaya göre kutsal aylar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. İslami takvimin 7., 11., 12. ve 1. ayları bunlar. Kur'an'ı dikkatli bir şekilde incelenmesi onların Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rebiyul Evvel yani 12., 1., 2. ve 3. aylar olması gerektiğini ortaya çıkarır. Ek 15'e bakınız. Burada bu ayette iki önemli yani bir sürü şey çıkarılabilir. Benim dikkatimi çeken iki şey. Birisi kutsal ayların yeri. Diyor ki burada dipnotta da Kur'an dikkatli bir şekilde incelendiğinde bunları görüyoruz. Ama Kur'an'da bu ayların adı geçmiyor. Yani açıkça şu şöyledir diye bir şey yok. Acaba dikkatli incelediğimizde bunu nasıl bu şekilde düzeltebiliyoruz? Şu anki Sünni dünyasının uyguladığı yanlışı nasıl Kur'an'a göre yanlışlayıp doğrusunu bulabiliriz? Bir o. Bir de burada ileri inkar yani dikkatimi çeken bir kavram oldu. Sonrasında da ona değineceğim inşallah. Nasıl bunu anlayabiliyoruz? Şimdi şeyde dipnotunda ek 15'e yönlendirmişti. Ben de ek 15'e baktım doğal olarak. Orada yine bu yeşille aydınlattığım yerler doğru olan kutsal aylar, kırmızıyla aydınlattığım yerler. Sünnilerin uyguladığı şu anki şey. Bu arada bir şuna da değil hemen yani bir geriye gidip sonra tekrar geleceğim. Burada o dönemdeki putperestlerin daha farklı bir şekilde bu kutsal ayları tahrif ettiğini görüyoruz. Onlar bazen doğru şekilde uygularken bazen değişmeli olarak bazen normal ayları değiştiriyorlar. Fakat muhtemelen işte Muhammed peygamberle birlikte düzeldi fakat Sünnilerle birlikte tekrar bozuldu. Burada baktım direkt bunu Kur'an'dan nasıl bulduğumuzu anlatmıyor fakat 3 tane ayete referans veriyor. 2.97, 9.2 ve 9.36'ya. 9.2'de bir kere 2.197'de şöyle başlıyor. Hac belirli aylarda yerine getirilmelidir. Bir kere zaten belirli dendiğinde bunun bir şekilde en azından Kur'an'ın indiği dönemde belli olduğunu anlıyoruz. Aylar dediği için şu anki Sünni dünyasının uyguladığı gibi sadece Zilhicce olmadığını, bunun bir grup aydan oluştuğunu anlıyoruz. Bir kere burada da bu çoğul ekinden bile Sünni dünyası gidiyor. Ve şu an eleştirmiş burada dipnotunda yerel yönetimler hacı kendi çıkarları için birkaç günle sınırlamaktadır. Tam bir şeytanın işi. Bir sürü insanın ölümüne ve sıkıntı çekmesine sebep oluyorlar. Neyse ben nasıl çıkarttığımızı göstereceğim şimdi. Diğer referans ayetlere baktığımda 9.2'de diyor ki bu sure 9. sure Tanrı'dan ve elçisinden bir ultimatum, bir bildiri. Ve bunu ne zaman bu bildirinin ne zaman indiğini biliyoruz. Üçüncü ayette büyük hac günü bir bildiridir diyor. Ve diyor ki 4 ay serbestçe dolaşın. Yani
Bundan sonra 4 ay serbestçe dolaşın. Bu örneği Soner verdi, bence çok güzel. Yani işte bundan sonra işte 3 gün boyunca ders çalışacağım dediğinde önündeki 3 günü anlarsın. Ya da işte bir ilaç içeceğim, 10 gün içeceğim, o önündeki 10 günü anlarsın. Yani büyük haç gününden itibaren 4 ay serbestçe dolaşacaklarını anlıyoruz. Peki bu 4 ay serbestçe dolaşacakları nedir? Kutsal aylar. Çünkü bunu deminki gördüğümüz 936'da görmüştük. Onlardan dördü kutsaldır diyordu. Sonra da kutsal aylar boyunca savaşarak ruhlarınıza kötülük etmeyin diyor. Yani savaş yok, biz savaşmıyoruz. O yüzden putperestler de 2. ayette söylendiği gibi 4 ay serbestçe dolaşabiliyorlar. O zaman bu kutsal aylar bu haçla başlayan, devam eden 4 aydır. Yani Zilhicce'den başlayıp 12. aydan başlayıp 1, 2, 3 diye devam eder. Bir nefes alayım. Bir burada bu 4 ay olduğunu, yani kutsal ayların 12. aydan başlayıp 1, 2, 3 diye devam ettiğini görüyoruz. Yani gerçekten de Kur'an dikkatlice incelendiğinde biz görüyoruz ki Sünni dünyası bunun yerini değiştirmiş ve ileri inkarda bulunuyorlar. Peki neden bu iş? Buyurun. Ay. Tamam. Şu an nasıl? Böyle nasıl? Keşke baştan uyarsaydınız ya. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki bu iş neden bu kadar tehlikeli? Neden bu iş ileri inkar? Onun için demin demiştim, 936'da bu mükemmel din konusuna tekrar değineceğim demiştim. Burada diyordu ki Tanrı söz konusu olduğunda ayların sayısı 12. Bu gökleri ve yeri yarattığı günden beri Tanrı'nın yasasıdır. Onlardan dördü kutsaldır. İşte mükemmel din budur. Mükemmel din, yani Tanrı'nın bizim için seçtiği yasaları olan, işte bazı hükümleri olan, yapmamız gereken ve gözetmemiz gereken işleri olan bir yaşam seti gibi bir şey diyebiliriz herhalde. Fakat bunun özelliği, bu en önemli özelliği, bunu bize Tanrı seçti ve Tanrı bunu böyle tasarladı. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri Tanrı'nın yasası böyle ve Tanrı'nın yasasını görmezden gelip işimize geldiği gibi kendimiz bir yasa oluşturduğumuzda gerçekten bidat yapmış ve aslında Tanrı'nın yerine hüküm vermeye kalkmış ve gerçekten haddi aşmış oluyoruz. Bununla ilgili işte bu mükemmel dinin geçtiği zaten 6 tane ayet vardı sanırım. Bunlardan birisi bu. Diğer dördünü de böyle aldım. Nedir bu mükemmel din? Tek tanrıcılık, doğal içgüdü, kendini mutlak şekilde tek tanrıcılık dinine ada, devamı da mükemmel din budur diyor. İşte uydurmuş olduğu bidatlerden başka bir şeye tapmıyorsunuz. Tüm hüküm Tanrı'ya aittir. Mükemmel din budur. Yalnızca ona adayarak Tanrı'ya tapmaları, işte mükemmel din işte böyledir. Yine 661'de İbrahim'in mükemmel dinini tek tanrıcılık diye yine mükemmel dini tek tanrıcılık olarak tanımlıyor. Zaten gökler ve yerin yaratıldığı günden beri diyor. Gökler ve yerin yaratılma sebebi bizim tek tanrıcılığa kendimizi adayıp adamayacağımıza da bakmamız. Şeytanla hemfikir olup olmayacağımızı Tanrı'nın bakması ve şeytanın haklı olup olmadığını ispatlamak içindi. Bu yüzden bu çok önemli. Yani bizim tüm hükmün Tanrı'ya ait olduğunu kabul edip boyun eğip hiçbir şeyini işimize geldiği gibi değiştirmememiz gerekiyor. Aksi takdirde bidatlerden başka bir şeye tapmamış oluruz. Bu da ileri inkar diyor. Burada şuna değinmek istedim. Bu benim kendi fikrim, kendi eşleştirmem. Dersten sonra bunu tartışırız belki. Yani burada özellikle bu 12.40'ta diyor ya, mükemmel dinin karşısında başka bir şeye tapmayı, bidatlerden başka bir şeye tapmıyorsunuz diyor. Oysa tüm hüküm Tanrı'ya aittir. Yani Tanrı'nın irade ettiği bir şeyden farklı bir şeye
ihtimal vermek, onu askıda bırakmak, öyle bir şeyi seçmek. Yani bunların hiçbiri hafif değil. Yani Tanrı'nın ne irade ettiğinden emin değilsek bence susmamız gerekiyor. Mesela dün benzer bir şey oldu işte bu Belçika'da, Erdem sen Belçika'da mıydın? Yani oradaki bir şeyde nasıl yapılacağı ile ilgili. Yani öyle bir soruya işte orada kutuplarda insanlar nasıl namaz kılacak, nasıl oruç tutacak? Yani buna elçi bile cevap vermiyor bence orada yaşamasına. Elçi bile Kur'an'da yazanın aksine böyle fazladan bir şey söyleyemiyor. Elçi bileği Kur'an'da da geçen bir tabir biliyoruz. Daha önce konuştuk o yüzden burada kullanıyorum bunu. Fakat böyle şeytan bazen belki de bize hüküm verdirmeye ve bu şekilde, çünkü şeytanın amacı bu, bize bunu yaptırmaya çalışıyor işte. Bu yüzden bu soruları belki üretiyor olabilir işte. Tanrı bize yeme içme diyor. Biz diyoruz ki acaba sakız çiğnenir mi? Tanrı bize yeme içme diyor. Acaba şu olur mu? Diş fırçalanır mı? Sigara içilir mi? Vesaire. Yani ben kendi adıma şöyle demeye karar verdim artık böyle sorularla karşılaştım. Yani Tanrı burada yeme içmeden fazla bir şey söylememişken benden bundan fazla bir madde koymamı beklemeyin. Fakat yani ibadetlerini saygılı bir şekilde yapan birisinin de böyle sorular soracağını düşünmüyorum deyip geçeceğim yani inşallah. Burada biraz örnek çoğalttım. Mesela bir yakınım diyor ki işte sorduğumda yani bu önemli bir şey. Şu iki ayet var mı Kur'an'da mı değil mi dediğimde ben Kur'an'ı okuyorum. İşte orada bana erdemli olmayı söylüyor. O iki ayetin olup olmaması neyi değiştirir? İşte değiştiriyor. Yani ayların yeri değiştiğinde ne oluyorsa ayetlerin sayısı değiştiğinde de o oluyor. İleri inkar oluyor çünkü Tanrı'nın hükmünün dışında bir şey kabul etmiş oluyorsun. Ya da mesela Tanrı'nın 19 mucizesi için tasarlamadığı bir şeye 19 mucizesinden demek. Yani bunu nasıl bilebiliriz? Mesela işte Hamim tablosu ya da başka şeyler burada kardeşlerimizin bulduğu. Yani gördüğümüzde işte bu Tanrı'dan yani çok açık, ihtilafsız bir şekilde matematik biraz olasılık bilen insanların ihtilafsız bir şekilde evet burada bir manipülasyon, burada bir irade var, burada bir bilinç var dediği şeylerin dışında işte bir şeyleri ispat etmek için biraz hani seçmece dediğimiz şeylere falan neden dikkat etmemiz gerektiğine dair bence bir örneklik çıkarabiliriz. Ya da işte mesela işte ben zaten 45 yaşındayım, çocuğum olmayacak. Sünneti benim araştırmama gerek yok. Yani işte ben şu an hacca gidemeyeceğim. Benim bunu kutsal ayların hangi aylar olduğuna bakmam gerek yok. Bakmama gerek yok. Ne demekse işte sünnetle ilgili böyle şüphede kalmak ya da askıda bırakmak da biraz buna benziyor. Yine tartışırız dediğim gibi. Ya burada başka şeyler de birkaç tane örnek verdim. Bunlar benim fikrim, benim eşleştirmem. İleri gittiğimi düşündüyseniz lütfen dersten sonra uyarın beni. Ey iman edenler, size Tanrı uğrunda harekete geçin denildiği zaman neden yere çakılıp kalıyorsunuz? Ahiret yerine bu dünya hayatını mı tercih ettiniz? Ahiret ile kıyaslandığında bu dünya hayatının menfaatleri sıfırdır. Harekete geçmezseniz o size acı veren bir azaba mahkum edecek ve yerinize başka insanları geçirecektir. Siz ona en ufak bir zarar veremezsiniz. Tanrı her şeye gücü yetendir. Bunun devamındaki ayetler hani ufak ufak başka şeyler olsa da aslında hep bu konudan bahsediyor. Yani şu an bir savaş var, bir bildiri yayınlanıyor, elçi savaşa davet ediyor, çağırıyor. Yani açık bir çağrı var ve birileri izin alıyor, birileri harekete geçmiyor, yere çakılıp kalmak tabiri var. Bu dünya hayatını tercih ediyor. Oysa ki Tanrı burada çok sabırla, başta ilk bu ayetlerde sabırla yol gösteriyor, öyle söyleyeyim. İşte neden dünya hayatını tercih ediyorsunuz? Ahiretle kıyaslandığında bu dünya hayatının menfaatleri sıfırdır.
Eğer işte harekete geçmezseniz size acı veren bir azap bekliyor. Yerinize başka insanlar geçecek. İşte Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Buralarda çok güzel çağrı var. Devam ediyor. Diyor ki eğer siz vermezseniz, yani önce ayeti okuyayım. Tanrı'nın görünmez askerleri. Eğer ona elçiye destek vermezseniz, Tanrı zaten onu desteklemektedir. Nitekim inkarcılar onun peşine düştüğünde ve mağaradaki iki kişiden biriyken arkadaşına şöyle demişti. Merak etme, Tanrı bizimle. Tanrı onun üzerine gönül ferahlığı ve güven indirdi. Ve onu görünmeyen askerlerle destekledi. O inkarcıların sözünü alçalttı. Tanrı'nın sözü en üstün derecede hüküm sürer. Tanrı kudretlidir, bilgeler bilgesidir. Burada yine demin güzelce çağrıda bulunmuştu. Ve bunun bizim, yani Tanrı'nın ihtiyacı olmadığını anlatıyor. Tanrı zaten elçisini destekliyor. Sizi buraya çağırıyorum, buna çağırıyorum. Siz ruhunuzu kurtarın diye sizin için. Ve Tanrı'nın nasıl desteklediğine de güzel bir örnek var. Merak etme, Tanrı bizimle diyen elçinin elçiye cevaben Tanrı onun üzerine gönül ferahlığı indiriyor, güven indiriyor. Görünmeyen askerlerle destekliyor. İnkarcıların sözünü alçaltıyor. Ve biz biliyoruz ki Tanrı ve elçisi her zaman galip gelecektir. Tanrı'nın planına göre. Bu arada buradaki şeyin bu sure Muhammed Tanrı ve elçisine derken Muhammed'e geldiğini düşünüyorum. Herhalde öyle düşünüyoruz. Konuşuruz, yanlış anladıysam düzeltin beni. Bu yüzden bu olayı yaşayan da nitekim inkarcılar onun peşine düştüğünde, yani sanki o dönem bilinen bir olay. Bakın size böyle de bir örnek var, sonuç olarak böyle de olmuştu. Gibi bir şey var. Bir anlatım var ve Sünni literatüründe olan bu Ebu Bekir ile Muhammed peygamberin mağaraya sığınmaları ve inkarcılardan bu şekilde korunmaları ile ilgili olayı da hatırlatıyor. Ama o mudur bilmiyorum. Oysa yani ben o olduğunu düşünerek buraya bu kuşların ağ ördüğü, kuşlar değil de örümceklerin ağ ördüğü bir şeyi koydum, resmi koydum. Ama değilse en doğrusunu Tanrı biliyor. Bu Tanrı'nın görünmez askerleriyle ilgili Kur'an'da çokça ayet var. Biz biliyoruz. Zaten iman, yani doğru olmanın şartlarından biri. Görünmeyene iman ederler, imanlılar. Ve bizim Tanrı'ya şükürler olsun ki en büyük güven, yani Tanrı her türlü yardım ederdi. Fakat bunu bilmek çok güzel bir his, çok güzel bir güvence. Şükürler olsun, bize bunu öğretti. Buraya aldım. Yani daha sonra YouTube'dan izleyecekler, durdurup bakabilir. Ben bizim için geçiyorum. Daha iyi olan imanlılar Tanrı uğrunda çaba sarf ederler. Başlığı altında. Hafif ya da ağır, canı gönülden seferber olun. Ve Tanrı uğrunda paranızla ve hayatlarınızla çaba sarf edin. Bu sizin için daha iyidir. Keşke bilseydiniz. Yine sabırla aynı anlatım devam ediyor. Burada sadece canı gönülden seferber olmak. Yani buradaki canı gönülden ifadesi de önemli. Belki ileride bir değinirim ona. Başka bir şeyi desteklemek için. Burada daha iyi olan imanlılar ifadesine biraz takıldım. Yani daha iyi olan imanlı derken demek ki yerinden kalkmayan imanlıya yine iyi. Ama iyi olan, daha iyi değil de iyi olan imanlı mı diyoruz acaba? Bunun benzerini bu göç konusunu 8. sureyi işlerken göç edenlerle ilgili de dikkatimi çekmişti. Diyor ki 8.72'de iman eden fakat sizinle göç etmeyenlere gelince, yani bunları göç etmeyenleri iman eden olarak tanımlıyor. Hatta devamında iman kardeşleri olarak eğer yardımınıza ihtiyaç duyarlarsa yine iman kardeşleri olarak da tanımlıyor. Ama 74'te bir gerçek imanlılar tanımı var. Gerçek imanlı, yani buradaki gerçek sıfatı bir de sahte sıfatının olduğu bir grubu gerektirir. Yani imanlılar gerçek ve sahte olarak
buraya göre, yani Kur'an'da Tanrı'nın seçtiği kelimeye göre bu çıkar ortaya. 74'te diyor ki, iman edip göç edenler ve Tanrı uğrunda çaba sarf edenler. Bununla birlikte onlara ev sahipliği yapıp sığınma verenler ve onları destekleyenler gerçek imanlılardır. O zaman iman edip de göç etmeyenler, şu yukarıdaki tanımdaki, iman edip de göç etmeyenler gerçek imanlılar tanımlamasının içinde değil. O yüzden dikkat etmek gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Davranışlarımızla, yani o sözümüzün davranışlarımızla desteklenmesi gerektiğini, seçimlerimizle, hareketlerimizle, eylemlerimizle desteklenmesi gerektiğini anlıyorum. Yine aynı konu devam ediyor, yerinden kalkmayan başlığıyla. Tanrı gerçekten çok sabırlı yani. Eğer maddi bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı, onlar seni takip ederlerdi. Fakat çaba sarf etmek onlara çok fazla geldi. Tanrı adına yemin edecekler, gücümüz yetseydi sizinle birlikte seferber olurduk. Onlar böylelikle kendilerine zarar verirler. Ve Tanrı onların yalancı olduğunu biliyor. Yani burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani Tanrı korusun. Yani böyle Tanrı uğruna yemin ediyorsun, Tanrı adına yemin ediyorsun ve aslında Tanrı senin yalancı olduğunu biliyor ve aslında bir kazanç olsa, kısa bir yolculuk olsa geleceğini biliyor. Yani herhalde en acı verici şeylerden biri olsa gerek. Yani ikiyüzlülüğüne şahit oluyor Tanrı. Çok, yani Tanrı korusun, çok fazla söyleyecek bir şey yok. Peki, burada biraz ağır konuştum. Bütün yerinden kalkmayanlara iki yüzlü diyebilir miyiz? Yani burada 9. surede bir savaş var, elçiden açık bir çağrı var. Ve bu çağrıya uymayıp izin alanlar ve mazeretleri olmadığı halde izin alanlar var. Burada gerçekten bu ayet gösteriyor ki onlar aslında yalan söylüyor. Yalancı olduğunu biliyor diyor Tanrı. Onların yalancı olduğunu biliyor diyor. Fakat bu hep böyle midir acaba diye baktığımızda imanlardan engelli olmayanlar arasındaki yerinden kalkmayanlar ile paraları ve hayatlarıyla Tanrı uğrunda çaba gösterenler eşit değildir. Tanrı paraları ve hayatlarıyla çaba gösterenleri yerinden kalkmayanların üzerine çıkarır. İkisi için de Tanrı kurtuluş sözü verir. Ancak Tanrı çaba gösterenleri büyük bir mükafatla yerinden kalkmayanların üzerine çıkarır. Burada da aynı ifade var. Yerinden kalkmama ifadesi var. Fakat Tanrı burada ikisi için de kurtuluş sözü verdiğini söylüyor. Fakat derece olarak farklı mertebelere koyduğunu söylüyor. Bilmiyorum buradan yasa çıkar mı, fakat belki hani burada açık, şimdi bize namaz kılmak, farz yapmak zorundayız, zekat vermek zorundayız, işte cumaya gitmek zorundayız. Şükürler olsun, bunları bize hediye etti Tanrımız. Fakat işte ne bileyim, mescide çokça gidersin ama işte mescide gitmek, yani ikiden fazla kez gitmek zorunlu değil ama sen daha çok gidersin ya da onun için çabalarsın, işte başka şeyler için çabalarsın ya Tanrı yolunda çabalarsın. Bu desteklenen, tavsiye edilen, öğütlenen ve bize derece kazandıracağı söylenen bir şey. Ama yapmadığın zaman günahkar olmazsın ya da işte buyruğu gözetmemiş olmazsın. Çünkü o kesin yapman gereken bir şey değil. Sen daha çok kredi için, daha çok kredi için çabalarsın. Belki burada hani böyle bir yerinden kalkmama, Tanrı uğrunda çabalama ile ilgili böyle bir yerinden kalkmamayı bahsediyor diye düşünebiliriz diye düşündüm. Evet, konuşuruz. Bunu da yerinden kalkmayanları aratırken, bunlar da eğlenceli geldi, bunları da koyayım dedim. Tabii eğlenceli derken trajikomik bir eğlence. Sonrasında Muhammed peygamberi uyarıyor. Ben burada 43'ten aslında 49'a kadar okuyayım. Çünkü aslında her tek bir bağlamda var. Üzerinde değinilecek noktalar var ama bağlamı sürekli koparmaya gerek yok. Konu aynı.
Tanrı seni affetti. Doğru sözlü olanları yalancılardan ayırt etmeden önce onlara neden geride kalmaları için izin verdin? Tanrı'ya ve son güne gerçekten iman edenler, paraları ve hayatları ile çaba sarf etme fırsatından kaçmak için senden izin istemezler. Tanrı doğru sözlü kişilerin tamamen farkındadır. İzin isteyen yegane insanlar Tanrı'ya ve son güne gerçekten iman etmeyen kimselerdir. Kalpleri şüpheyle doludur ve şüphe onların tereddüt edip bocalamalarına sebep olur. Eğer gerçekten seferber olmayı isteseydiler, onun için tamamen hazırlanmış olurlardı. Fakat Tanrı onların katılımlarını beğenmedi. Bu yüzden onları cesaretsiz kıldı. Onlara geride kalanlarla birlikte geride kalın denildi. Sizinle birlikte seferber olsaydılar karışıklık yaratırlardı ve aranızda çekişmelere ve bölünmelere yol açarlardı. Bazılarınız onları dinlemeye meyilliydi. Tanrı haddi aşanların tamamen farkındadır. Geçmişte aranızda karışıklık yaymak istediler ve senin için meseleleri karışık hale getirdiler. Ancak gerçek olan eninde sonunda hakim olur ve onlara rağmen Tanrı'nın planı gerçekleştirilir. Onlardan bazıları bana geride kalmam için izin ver. Bana böyle bir zorluk yükleme der. Aslında onlar böylelikle korkunç bir zorluğu üzerlerine çekmişlerdir. Cehennem inkarcıları kuşatmaktadır. Gerçekten Tanrı bu konu üzerine uzunca bir pasaj ayırmış, öyle söyleyeyim. 43. ayette Muhammed Peygamber Tanrı'nın affetmesi gereken bir hata yapıyor ve Tanrı onu affediyor. Doğru sözlü olanları yalancılardan ayırt etmeden önce izin veriyor. Bu tabii ki 66. surenin başında bu eşlerini memnun etmek için Tanrı'nın helal kıldığı bir şeyi kendisine haram etmesi ve bunun üzerine uyarı alması konusunu getiriyor. Ya buna değindim fakat yani bizim için artık peygamberlerin ve elçilerin hata yapabilen bizim gibi canlılar olduğu, insanlar olduğu çok şaşırtıcı değil aslında. Biz zaten biliyoruz, biz zaten onları hatasız putlaştırılmış yani böyle insanüstü ya da tanrısal sıfatlar vermiyoruz şükürler olsun ki. Fakat yine de değindim. Çünkü ayet değiniyor burada. Burada gerçekten iman edenler 44'te ve 45'te gerçekten iman etmeyenler diyor. Demin görmüştük başlıkta daha iyi olan imanlılar neydi orada? Harekete geçerlerdi diyoruz sanırım. Tanrı uğrunda çaba sarf ederler diye sanki böyle daha iyi olan ifadesi vardı. Ama aslında orada burada görüyoruz ki gerçekten iman etmeyen kimseler onlar çünkü. İzin istiyorlar. Yani çağrı geldikten sonra izin isteyenler gerçekten iman etmiyorlar. Ve paraları ve hayatları ile çaba sarf etme fırsatından, bu bizim için fırsat. Buna Tanrı'nın ihtiyacı yok. Yani çok detaylıca değiniyor aslında. Benim burada bu konu üzerine çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü gerçekten Kur'an çok detaylı. Burada sadece şu çok açık bir şekilde bizim beyanlarımızın daha önünde olan bir şey eylemlerimiz olduğunu gösteriyor. İsteseydiler tamamen hazırlanmış olurlardı. İsteseydiler o bahaneleri işte çocuğu vesaire onlar için yani Tanrı uğrunda çaba sarf etmek için diğer bütün şartlarını oluştururlardı. Bu bizim için de böyle. Mesela ben biraz böyle hobi olsun diye keyfi bir kursa gidiyorum. Gerçekten onu böyle iptal etmek için vesaire o kadar çok bahanem oluyor ki yani çok da böyle hızlı da öğrenip hızlı da ilerleyemiyorum. Ekstra çalışmıyorum falan. Yani bunun çok farkındayım. Ya gerçekten isteseydim bunu böyle çok kenarda bir şey olarak görmeseydim çok daha yani iyi olurdu vesaire diye. Çünkü sürekli bahanem hazır. Ama gerçekten mesela o işte dersimi iptal edeceğim zaman gerçekten o gün programım oluyor. Ama isteseydim o güne program koymazdım yani.
Evet, her ne olursa olsun işte bizim birazdan da göreceğiz. Kader konusuna değinen bir ayet. Bizim yine de üzüleceğimiz, kaygılanacağımız bir şey yok. Çünkü gerçek olan eninde sonunda hakim olacak. Tanrı'nın planı en nihayetinde gerçekleşecek inşallah. Sonrasındaki ayet, bu başlık bana ait. Eğer sana iyi bir şey olsa incinirler. Ve eğer sana bir sıkıntı gelse sevinerek dönüp giderlerken biz sana söylemiştik derler. Bu biz sana söylemiştik. Yani burada içlerindeki haset, ego, şüphe her şeyi açık eden bir ikiyüzlü fıtratı. Yine bu ayet üzerine de çok söylenecek bir şey yok. Çünkü buradaki izin isteyenleri, ikiyüzlüleri tanımlayan bir karakter özelliği. De ki Tanrı'nın bizim için kararı bağladığı dışında başımıza hiçbir şey gelmez. O bizim sahibimiz ve efendimizdir. İmanlılar Tanrı'ya güvensinler. Şükürler olsun bu ayetler için. Bunlarla benzer ilgili birkaç tane ayet daha var. Tanrı'nın iradesine uygun olması dışında başımıza hiçbir şey gelmez. İşte her şey hali hazırda kaydedilmiştir. Bunu yapmak Tanrı için kolaydır. Kaybettiğiniz herhangi bir şey için üzülmemelisiniz. Onun size ihsan ettiği hiçbir şey ile de övünmemelisiniz. Ya bu her şeyin Tanrı'nın kontrolünde olduğunu bilmek. Gerçekten bunu Reşat da söylüyordu zaten. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi. Eğer ki senin sahibin oysa ki imanların sahibi vardır Tanrımız. Senin sahibin varsa tamam her şey planlı. Yani bu şu an olan şey benim kendi sınırlı algımda çok anlık bakışımla gördüğüm şey. Ben Tanrı ile kalıyorsam o her şekilde iyi olacak. Tanrı bu güce sahip olmasaydı bize mükemmel mutluluğu vaat edemezdi. Haşa ilk defa bu kelimeyi kullanıyorum galiba. Tanrı'ya yücelik olsun. O tüm kusurlardan münezzehtir. Ve gücü her şeye yeter ve her şey onun kontrolündedir. Onun iradesine göredir. Tanrı yüceltilsin. De ki, siz bizim için sadece iki iyi şeyden birini galibiyeti ya da şehitliği, galibiyeti veya şehitliği bekleyebilirsiniz. Oysa biz sizin için Tanrı'dan kınama ve ondan veya bizim elimizden ceza bekleriz. Öyleyse bekleyin. Biz de sizinle birlikte, sizinle beraber bekliyoruz. Evet, buradan şunu demin de mükemmel mutluluk demiştik. Tanrı'nın bize böyle bir vaadi var. Burada çok emin bir şekilde şunu söylemeni istiyor. Yani bize galibiyet ya da şehitlikten başka bir şey gelmez ki şehitlik anında biz biliyoruz ki doğrular gerçekte ölmez. Hatta bunun Kur'an'da da bir örneği var. Direkt savaştan cennete gidip daha keşke halkım bilseydi burada mutlu olduğumu diyen bir şehit örneği var. Bu mükemmel bir şey. Ya da galibiyet. Bu dünyada ki mutluluk. Yani ya bu dünyada mutluluk ya ahirette mutluluk. Bu ikisinden başka bir şey bekleyemezsiniz. Oysa biz sizin için ondan veya bizim elimizden ki bizim elimizden olursa bu dünyada mağlubiyet. Tanrı'nın elinden olursa direkt işi bitirilir zaten azap. Bekleriz diyor. Burada şunu görüyoruz. Yine bize mağlubiyet ya da gazilik yok. Yani biz Tanrı'nın uğrunda, Tanrı'nın tarafında, sahibimiz Tanrı olarak bir savaşa katılıyorsak bizim kolumuz kopmaz. Ya da biz bir uzvumuzu kaybetmeyiz. Biz gazi olmayız. Bu mükemmel bir vaat yani. Eğer imanlar mağlup oluyorlarsa bu geçicidir. Ya bir testtir ya da bir çimdik. Ama eninde sonunda galibiyet imanlara aittir. Bu garanti edilmiştir. Şimdi garanti edildiğine dair biraz ayet okuyalım. İmanlar için garanti edilmiş galibiyet. Burada diyor ki 30-47'de imanlara galibiyet bahşetmek bizim görevimizdir. 40-51'in başlığı garantilenmiş galibiyet burada ve sonsuza dek. Burada diyor ki hem bu dünyada
hem de tanıkların çağrıldığı günde elçilerimize ve iman edenlere galibiyet vereceğiz. 47-35'te de size galibiyet garanti edilmiştir diyor. Bunu Tanrı söylüyor, bitmiştir yani. Artık korkacak hiçbir şey yok. Tanrı övgüler olsun. Evet, hepinize teşekkür ederim. Şöyle isterseniz baştan itibaren ayetleri hatırlatayım. Söz isteyen var. Buyur lütfen İskender. Evet, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Maşallah, tebrik ederim. Gerçekten çok harika bir dersi. Yani çok istifade ettim yani. Ruhumun büyüdüğünü Ya, hissettim. çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Maşallah. Soner Tahsinoğlu sponsorluğunda çalışılmıştır. Belirtmiş olayım, ona da teşekkür etmiş olayım. Maşallah. Benim yorum yapacağım ama ondan önce bir konuda bir sorum olacak. Şimdi 9.41'de hayatlarıyla çaba sarf etmek, yani hayatla, hayatınızla, yaşamınızla çaba sarf etmekten bahsediyor. Sen bundan ne anlıyorsun? Yani bir imanlı ne yaptığı zaman hayatıyla çaba sarf etmiş olur sence? Bu şimdi her dönem için, benim fikrimi söylüyorum, her dönem için değişir. Biz şu anda savaştan sorumlu değiliz. Eğer ki savaş olan, yani savaş olan bir dönemde olsaydık, erkekler için, bizim için değil ama erkekler için, bir kere başta savaşa gitmeleri ve bunu canı gönülden yapmaları gerekirdi. Demin değinmeyi unuttum aslında orada. Değindim pardon, istekli olma konusunu. Orada sadece Tanrı onları cesaretsiz kıldı konusuna değinmedim. Bunu istekli bir şekilde yapmaları gerekir. Fakat şimdi bizim günümüz için soruyorsan, biz şimdi bu ayeti nasıl uygulayalım diye soruyorsan, bizim hayatımız aslında sadece ölüm değil, aslında yaşam sadece ölmemek değildir. Aynı zamanda işte biz ailemizle birlikte yaşadığımız, çalıştığımız, işte çocuklar baktığımız ya da başka ilişkiler içinde olduğumuz bir yaşam setini yaşıyoruz. Ve bunun her bir parametresi için tamamen Tanrı'ya güvenerek Tanrı yolunda hareket etmek. Yani bu ibadetlerini yaparken yapabileceğin ülkeyi seçmek olabilir. Mesela geçen konuşmuştuk, İranlı bir kardeşimiz. Eğer ibadetlerini yapamıyorlarsa, cuma için toplanamıyorlarsa vesaire, o zaman göç etmek. Mesela bu yaşamıyla çaba sarf etmektir bana göre. Ya da işini riske attığını, ki atmaz, Tanrı onun rızkını garanti etmiştir. Fakat bu dünyada görünen tarafıyla herkes ona diyorsa ki işte bak işini riske atma, o hayatıyla bana göre çaba sarf etmektir. Benim fikrim bu. Lütfen sen de fikrini söyle. Evet, teşekkür ediyorum, maşallah. Şimdi burada paranızla ve hayatlarınızla çaba sarf edin Tanrı uğrunda. Yani Tanrı ile alakalı bir işte teslimiyet dini Tanrı'nın dinidir. Burada kişi parasıyla o dinin yayılması, Tanrı'nın mesajının yayılması, kitabının tanıtılması için çaba sarf edebilir. Peki hayat nasıl oluyor? Yani bize bakan yönü, evet, dediğin gibi savaşta insan gider, hayatını ortaya koyar. Yani ölümle yaşam arasında gidip gelir. O yaşamını orada sonlandırma uğruna orada Tanrı'ya ve elçisine destek verir. Bu hayatla çaba sarf etmek olabilir. Bir de şöyle anlıyorum ben. Yani diyelim ki bizim zorunlu olarak hani aşımızı kazanmamız için bir sistem var. O sistemin içerisinde olmak zorundayız. Yani para kazanmamız lazım. Karnımızı doyurmak için. Çocuğumuza veyahut da işte evimize bakmamız için. Bunun dışında bir hayatımız var. Yani hayatımızın bu kısmı var. Bunun dışında bir hayatımız var. Şimdi bu hayatımızda ne yapıyoruz? Nereye harcıyoruz? Bu hayatımızın bu dilimini de ne yapıyoruz?
Tanrı'nın mesajının yayılması, Tanrı'nın mesajına destek için harcıyor muyuz? Ben yaşamın zorunlu sistem gereği, Tanrı'nın kurduğu sistem gereği zorunlu gitmesi gereken dakikalarından hariç diğer dakikaların Tanrı uğrunda harcanmasını anlıyorum. Bize bakan yönü olarak. Yani burada işte vakit bulmuşken ve bu çok kritik zamanlarda yaşamlarımızı Tanrı'nın gerek işte sosyal medya olabilir veyahut da işte ne bileyim yani Tanrı birçok nimet vermiş şu zamanda. Birçok nimetle hayatımızın o dakikalarını Tanrı'nın dinine ve mesajına destek için harcayabiliriz. Birinci konu. Bir diğer konu da 9:51'e gelebilir misin? Bu arada orada teşekkür da ederim. Ben öyle bakmamıştım. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Başlayalım. 9:51. Şimdi orada diyor ki Tanrı bizimle. Yani bu pardon 9:51 dedim. Mağara olayını söylüyorsun. Evet, mağara olayı. 9:51 de onunla ilişkili olduğu için oraya not almışım. Tanrı bizimle. Ya merak etme, Tanrı bizimle. Yani Muhammed peygamber muhtemelen arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte göç ediyorlardı. Hani toplu göç etmiyorlardı. O göç edince çünkü düşman onları şey yapıyordu, izliyordu ve strateji gereği muhtemelen gruplar halinde göç ediyorlardı ve peygamberle arkadaşı beraber yalnız başına göç ediyorlardı ve muhtemelen işte bir mağaraya, muhtemelen değil de bir mağaraya sığınmışlar takip edildikleri zaman ve inkarcılar onlara yaklaşınca endişelenmiş arkadaşı, o da merak etme Tanrı bizimle demiş. Yani bunu Musa'da da görüyoruz. Musa kaçacak hiçbir yeri kalmıyor. Denizle düşman arasında sıkışıp kalıyor. Orada diyor ki mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani bizi yakalamaları, bize zarar vermeleri mümkün değil. Çünkü Tanrı bizimle diyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz dediğim şey anlamında söylüyorum. Muazzam bir nasıl desem iman şüphesizlik düzeyi. Yani evet, kesinlik evet, kesinlik yani bu kesinlik düzeyi. Bu Muhammed peygamber de bir imanlıydı. Hani biz de eğer Tanrı'nın yolunda gider ve aynı sistemi takip edersek, onun takip ettiği sistemi takip edersek biz de o kesinliğe ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir şey olduğu zaman endişelenmemek. Tanrı kontrol durumundadır. Tanrı şu anda bizimle. Tanrı şu anda bizi kontrol ediyor. Bir şey olduğu zaman acaba endişeleniyor muyuz? Yani bunu kendimize soralım. Şahsen ben bazen endişe duyabiliyorum. Ancak gerçekten meditasyonla ve Tanrı'yı gözeterek Tanrı bizimle olduğunu gösteriyor çoğu zaman. Çoğu zaman değil, her zaman. Eğer kesinlik kazanıyorsak mucizevi bir şekilde bize gösterir diye iman ediyorum. Yani bu gerçekten büyük bir, yani kesinlik olayı muazzam bir şey. Evet, inşallah daha sonra devam edeceğim yorumlarıma. Teşekkür tamam, ediyorum. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sınar abi buyur lütfen. Selamun aleyküm. Herkese esenlikler. Herkese. Rabia kardeşim. Maşallah çok güzel dersti. Tebrik ediyorum seni. Şimdi dersle alakalı bir tane yarım sorum var. Yarım şöyle oluyor. Profesyonel dincilerden bahsettim. Şimdi profesyonel dinci deyince genel olarak algımızda şöyle bir şey var. İşte Diyanet'in imamları, atıyorum işte İran'ın imamları. Neyse yani o devletin resmi imamlarını maaş aldıkları için biz profesyonel dinci olarak değerlendiriyoruz. Doğrudur, yanlıştır, onu konuşmayacağım ama burada mesela bunlardan bağımsız olarak işte bu ekranlara çıkıp yorum yapan, konferanslara katılan ve bu bağlamda kitaplarını satarak ya da para kazanan insanlar da profesyonel dinci sınıfına girer mi? Bence girer diye düşünüyorum ama sizin de fikrinizi alacağım. Sorun buydu. Sadece
İstersen cevaplar sonra sorunu söyleyeyim, sonra da unutmayayım. Tamam, buyur lütfen. Bence bu girer. Hiç para kazanmadığını varsayalım. Karşılığını Tanrı'dan beklemiyorsa, yani bu dünyada para kazanmıyor ama itibar kazanıyorsa. Kendi içimizde de mesela biz derslere geliyoruz. Allah korusun, yani bizim gruptan olacağını düşünmüyorum inşallah ama burada bir konum bekliyor olabiliriz ya da burada başka bir şey bekliyor olabiliriz. Yani karşılığını Tanrı'dan beklemediğin bir şekilde yapıyorsan bana göre biraz profesyonelsin demektir yani. Bence burada en önemli şey karşılığını Tanrı'dan beklemek. İtibar, konum, saygınlık, başka şeyler, para, herhangi bir ederi olan bir şeyi Tanrı dışında kimseden alıyorsan bence bu kişiye dikkat etmek lazım. Evet, teşekkür ederim. Yani YouTube'daki bir de tık sayısı bile bence. Öyle söyleyeyim. Yani sen Tanrı'dan karşılık değil de YouTube'da bir popülarite vesaire, yani bu konuların hepsinden arınarak Tanrı uğrunda çaba sarf etmek, din işleri yapmak, ibadet yapmak gerekiyor bence. Özür dilerim, lafını kestim. Evet, teşekkür ederim. Bir de şimdi 43. ayette Tanrı seni affetti diyor elçiye Rabbimiz. Şimdi mesela buraya düz mantıkta baktığında hani buradaki hata neydi? Yani peygamber burada nasıl bir suç demeyelim de nasıl bir hata yapmış olabilir? Sadece yani onlara izin vermesi mi? Yani hata bence burada elçinin hatası izin vermesi değil benim anladığım. Burada bir aslında Tanrı burada bize test sistemini anlatıyor. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Diyelim ki biz bir iddiada bulunduğumuzda bir şeyi ben bildiğimi iddia ediyorsam Tanrı da eğer ben bilmiyorsam bunu bana bilmediğimi kendisi ispat eder. Dolayısıyla da iki yüzler orada bir iddiada bulundular. Yani aslında biz imanlıyız, seninle beraber gelmek istiyoruz ama işte bla 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 sebeplerden dolayı gelemiyoruz dediklerinde Tanrı onların aslında yalanlarını şey yapacaktı. Bir şekilde bir test ortaya çıkartarak, bir sebep oluşturarak ifşa edecekti ama peygamber orada aceleci davrandı. Sanıyorum. O yüzden onlara işte mazeretlerini kabul etti ve izin verdi. Yani Rabbimiz buradaki test sistemini bize daha iyi anlamamız için herhalde bu örneği verdi diye düşünüyorum. Yoksa peygamberin birine izin veriyor olması, peygamberden birinin izin istemesi veya peygamberin birine izin veriyor olması normal şartlar için bir suç olduğunu zannetmiyorum. Burada bir ince şey var, fark var gibi geldi bana. Bir de münafıkların zaten sen toplamda bütün özelliklerini anlattım. Burada ona çok girmeyeceğim. Ben sadece bocalama kısmıyla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi 200 insanların burada gördüğüm kadarıyla en net davranışları bocalamaları. Yani böyle bir şüphe, bir kararsızlık, bir gel gitlerinin olması. Oğlum bir dakika. Şimdi mesela günümüze ben bunu yoruyorum. Diyelim ki elçi aramızda olmuş olsaydı, elçiye itaat ediyoruz, düzeltiyorum, elçiye iman ediyoruz dediği halde bazı kişiler mesela elçi 5 vakit namaz kılıyor, onlar 3 vakit kılıyor. Ya bir şey var hani bir oraya gidiyorlar, bir buraya gidiyorlar, bir bocalamaları var. Yani netlikleri yok. İşte o insanlar savaş çıkmış olsaydı elçiden izin isteyeceklerdi. Yani onların da işaretlerini buradan şey yapabiliriz, okuyabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim Sınav abi. Haklısın. Sadece şu 43'teki şey için, bu suç muydu konusu için. Yani ben şöyle bakıyorum. Sonuç itibariyle orada Tanrı'nın yönettiği bir savaş var ve elçisine belirli görevler veriyor ve belirli yetkiler veriyor. Mesela sen özel sektörde mi çalışıyorsun bilmiyorum. Galiba öyle geliyorsun hep bana Çınar abi. Ama özel sektörde çalışanlar bunu bilir yani. Yöneticisi altında çalışan birisinin yetkisini kullandığı zaman dahi, yani bu yetkini neden bu kadar acele kullan? Neden? Yani üstün sana bunu söyler yani. Daha optimum bir şey varken neden bilgece davranmadın? Ama tamam affediyorum. Ama bunu bir daha yapma. Yani bana göre burada Muhammed Peygamber dediğin gibi aceleci davranmış.
Fakat Tanrı bunun yanlış olduğunu belirterek ama aynı zamanda da affediyor. Ve dediğin gibi evet, buradan da bize bir bilgelik dersi de veriyor. Aynı zamanda Muhammed'i de mükemmel olmadığını da bize göstererek. Tekrar teşekkür ederim. Soner, buyur lütfen. Evet, ders için tebrik ediyorum. Tanrı seni nimetlendirsin. Güzel bir ders oldu. Ben de birkaç şey diyorum. Burada neden gayrimeşru kazanç? Buna sen değindin. Bu arada bence profesyonel dinci kelimesindeki tamlamasındaki profesyonel kelimesini ifade etmem bence çok isabetli oldu. Çünkü netice itibariyle profesyonel dediği zaman sadece bu konu, insanlar şöyle anlayabiliyor yani. Sadece bu konuyu çok iyi biliyor. Çok iyi bilen kişiler için kastediliyor zannediyor. Hayır, bunu bilip bunu bir meslek haline getirenler kastediliyor. Ben burada yani Çınar abiye katılıyorum. İşte bu televizyonlarda yayın yapıp insanların Ramazan ayında bilhassa 11 ayın kendileri 11 ayın sultanı haline gelenlerin de ben bu kapsama girdiğini düşünüyorum. Neden gayrimeşru? Mesela siz diyelim ki bir markanın ürününü satıyorsunuz. Ya da şöyle, siz X bir mağazanın ürünü satacaksınız. Eğer onun bilgisi dışında satıyorsanız, onun izni, yetkisi olmadan, bilgisi olmadan, onayı olmadan satıyorsanız bu gayrimeşrudur. Veya onun markasını, mesela işte birçok biliyoruz ki birçok ünlü markanın çakma ürünleri var. Yani böyle onları satıyorlar. Bu gayrimeşru bir kazanç. Çünkü o markaların sahiplerinden izin alınmamıştır. Şimdi din pazarlayanlar, din satanlar, din üzerinden para kazananlar da gayrimeşru bir kazanç elde ediyorlar. Neden? Çünkü onlar Tanrı'nın izni olmadan, bu dinin sahibinin yetkisi olmadan bu işe kalkışıyorlar. Bence burada gayrimeşru kazancı bu şekilde anlayabiliriz. Burada bir eleştiri de istiflemelerine var. Bakın, Tanrı para biriktirmeyi kınamıyor. Ama istiflemeyi kınıyor. Hatta istiflemekle ilgili bir sure de var Kur'an'da. İstiflemek ile biriktirmek arasında bir nüans farkı vardır. Biriktirmek belli bir amaç için belli bir amacın yerine gelmesi için, onu mesela işte ev alacaksınız, araba alacaksınız. O belli bir amaç için, o amaç gerçekleşene kadar yapılan geçici tutmadır parayı. Ama istiflemek dediğinizde amaçsız olarak sürekli sadece parayı bir yerde tutmak gibi bir sebeple yapılan bir uygulamadır ve Tanrı istiflemeyi kınıyor. Tanrı paranın serbest dolaşımını, paranın piyasada serbest dolaşımını özendiriyor. Mesela diyor ya, ne işte tutumlu ol, cimri ol, ne de böyle eli açık ol, orta bir yol tut. Tutumlu olmayı, cimri olmayı da istemiyor. Paranı harca diyor. Bir paran varsa onu da harca diyor. Çünkü paranın piyasaya geçmesi lazım. Ekonomiden az çok anlayanlar bilir ki piyasada belli bir para vardır. Eğer bu para birilerinin tek elinde kalırsa yoksulluk ve açlık artar. Çünkü o para adil bir şekilde, eşit demiyorum bakın, adil bir şekilde dağılmıyor demektir. O nedenle istiflemek kınanmıştır. Biz de para kazandığımızda gereksiz cimri ve tutumlu olma davranışlarında bulunmamalıyız. Tanrı'ya güvenmeliyiz ve parayı piyasaya bir şekilde sunmalıyız. O nedenle burada istiflemek kınanıyor. Buna dikkat çekmek istedim. Bunun dışında burada kutsal ayların, umarım bu konu anlaşılmıştır. Neden kutsal ay 12-1-2-3? Bu çok önemli. Yani bu kadar zamandır bilinen bir şey. Yani Kur'an bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Ama bir şekilde maalesef birileri bunu yapıyorlar. Yani anlamıyorlar ve
Sünniler, Muhammediler bunu bozmuşlar, bozma teşebbüsünde bulunmuşlar. Bu şeye şöyle bir örnek verilebilir. Kutsal ayların yerini değiştiriyorlar ya, işte bir ay, bir sene, işte x bir ay diyelim ki kutsal ay. Bir sene onu haram sayıyorlar, bir sene helal sayıyorlar mesela. Şimdi bu bir yani Türkiye'de de bunu öneren biri vardı. Yani bir tane din alimi işte Ramazan'ı bir aya sabitleyelim demişti mesela. İsmini vermeyeceğim şimdi, ona söz hakkı doğmasın diye. Yani böyle bir şey söylemişti. Ramazan'ı bir aya sabitlemek, yani miladi takvimdeki bir aya ve bir mevsime sabitlemek, yanılmıyorsam 36 yılda bir, yani 36 yılda bir o şeye denk geliyor. Böyle bir hesap yapmıştık Rabia ile. Bu da aslında böyle bir şeye yol açıyor. Ya da mesela bunu duymuşsunuzdur. Sünnilerde şey vardır. Darül harp derler. Yani savaş zamanında bazı haramlar helal olur. Mesela onlara göre faizin, ribanın şeyi de haramdır. Yani nasıl anlatayım? Yüksek faiz değil de onlar düşük faize de riba diyerek sonuçta faizi kendilerince haram sayıyorlar. Ama darül harp dedikleri, savaş zamanı dedikleri bir zamanda veya bir memlekette onu helale çeviriyorlar. O darül harbin şartlarını da kendileri belirliyorlar. Ya da bakıyorsunuz mesela Yahudiler şunu yapıyorlar. Cumartesi yasağı var ya, çalışma yasağı. Cuma'dan ağını atıyor. Mesela denizde Cuma'dan ağ atıyor, pazardan topluyor. Cumartesi bir şey mi söyledin abi? Evet dedim sadece. Bu arada mikrofon açık, bilgin olsun. Tamam. Şimdi şunu söyleyecektim. Yani Cuma'dan ağ atıyorlar, pazardan topluyorlar. Böylelikle cumartesi çalışmamış oluyorlar ama cumartesi bir kazanç elde etmiş oluyorlar. O nedenle bence bu ayetin kapsamı bu tür üçkağıtçılıklara giriyor. Neden ileri inkar? Bunu da güzel anlattır abi ya. Tebrik ediyorum. Çünkü bu Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığında kurduğu sistem diyor. Yani mükemmel din. Biz yaratıldığımızda bizim fıtratımıza, içimize kodlanan şey, gökler ve yer yaratıldığında oluşturulan şey Tanrı'nın kusursuz mükemmel dinidir. Bu kusursuzluk ve mükemmelliği bozma teşebbüsü kesinlikle bir ileri inkar göstergesidir. Bunun dışında söyleyeceğim bir iki şey daha var ama bunu da belki bir dahaki oturumda söylerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim katkılarınız için. Çok sağ olasın. Yusuf buyur lütfen. Teşekkür ederim abla. Ben de İskender abinin dediği bu hayatlarımızla çaba sarf etme noktasını birkaç bir şey eklemek istiyorum. Hani evet şu an savaş yok, doğru. Hani savaşmıyoruz. Dolayısıyla hani hayatlarımıza gösterdiğimiz çaba çok daha farklı. Aslında bu o kadar çok hayatın içine girmiş durumda ki çok basit örneklerle biraz daha çeşitlendirmek istiyorum sadece. Örnek veriyorum, otobüse bindin. Dedin ki Tanrı'nın selamı üzerinize olsun. Şimdi insanlar dönüp sana bir bakıyorlar. Hani nasıl yani, ne diyor ki, sen kimsin oğlum? Ya da hani inancın ne senin gibi böyle bakışlara maruz kalabiliyorsunuz. Ama orada birkaç insan ya bir dakika ilginç bir selam geldi. Tanrı diyor gibi, ya da mesela burada o insanlar seni kınayabilirler. Normalde olacak olan ihtimaller açısından bakıyorum. Sana hakaret edebilirler. Bu çok mümkün bir şey. Ya da hani o kadar mümkün olmasa da işte eleştirebilirler ya da işte buna tepki gösterebilirler. Tanrı deme kardeşim. Selam aleyküm. Yani o şekilde tepkiler alabilirsin vesaire vesaire. Burada çok ufak bir söz bile aslında oradaki bazı insanlar için bir hatırlatıcı, bir tebliğ gibi oluyor. Bazı insanlardan da işte bir tepki alabiliyorsun. Bununla alakalı birkaç hani hatırlamaya çalışıyorum. Bir örnek vereyim mi güncel hayattan diye, ama aklıma gelmedi. Çok da gerek yok zaten. Herkesin zihninde çok kolay canını bilen kareler. Ya da mesela başka bir örnek verelim. İşte gittim bir yere, işte para kazanıyorsun ve bu parayı alarak, işte parayı daha doğrusu aldıktan sonra zekatını veriyorsun, tamam. Ve o parayı tamamen hayır için kullanıyorsun mesela. Hayır için harcıyorsun. Ya bu da aslında orada kazandığın para da yine
Tanrı uğrunda çaba sarf ediyorsun ve burada hayatından belli bir yeri. Örnek veriyorum, hafta sonu evde oturabilirim ama onun yerine gidip bir yerde çalışıyorum ve oradan kazandığım parayla ihtiyaç sahibim sana destek oluyorum. Mesela bir örnek olarak söylüyorum bunu. Ya bu da aslında bence Tanrı yolunda hayatında çaba sarf etmek oluyor. Veyahut da işte tebliğ çalışması yapıyorsun. İskender abi örnek verdi zaten. Mesela güncel vaktin, işte cuma akşamı eve gelmişsin, 2 saat vaktin var. Örnek veriyorum, işlerini halletmişsin, rızkını kazanmışsın, yemek yemişsin. 2 saat vaktin var. Oturup işte bir şeyler izleyebilirsin ya da bir şeylerle oyun oynayabilirsin bilgisayardan ya da yani herhangi bir şey yapabilirsin ama sen o 2 saatin 1 saatine mesela örnek veriyorum sosyal medyada tebliğ ayırıyorsun veya bir arkadaşına ararak ona bir şeyler anlatıyorsun. Hani bu hayatlarıyla çaba sarf etmek o kadar çok hayatın içerisinde ki ya çok fazla da örnek verilebilecek şeyler ama daha fazla da böyle uzatmak istemiyorum. 3 aşağı 5 yukarı biraz da çeşitlendirmek istemiştim. Teşekkür ederim. Şu an aklıma böyle başka bir örnek de gelmedi ama dediğim gibi yüzlerce örnek verebiliriz bu konuya. Ben teşekkür ederim katkın için. Gerçekten doğru, katılıyorum. Bazen hani ölen insanların arkasından denir ya, hayatını ona adamış ya da hayatını çocuklarına adadı, hayatını şu vakfa adadı, hayatını işte öğretmenliğe adadı. Gerçekten hani belki de zamanın çoğunda ne için çaba sarf ediyorsun, ne için hayatını harcıyorsan belki de hayatınla çabalamak Tanrı uğrunda bu demek. Gerçekten çok güzeldi o. İkinize de çok teşekkür ederim. Sara Hanım buyur lütfen. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Ben de Allah yolunda hayatlarımıza çaba sarf etmek deyince ne anlıyoruz? O konuda aklıma gelen birkaç şey söyleyecektim. Erdem kardeşimiz de bu konuda gerçi bayağı şey söyledi ama benim iki şey aklıma geliyor. Allah yolunda hayatlarımıza çaba sarf etmek nasıl olmalıdır diye düşününce. Birincisi yeterli vakti ayırmak. Allah için yaptığımız faaliyetlere, ilmi faaliyetlere, tabii ki öncelikle ibadetlere, bütün farz ibadetler. Ayrıca Allah yolunda ilmi mücadele, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için yeterli gayreti gösterebilme. Şu zamanda nasıl olabilir? Bu işte sosyal medya aracılığı da olabilir. Ya da sanatla olur. Bilimsel bilgi öğrenip insanlara yine anlatarak olur. İşte kitap yazabiliyorsak bu şekilde olur. Ya da ne bileyim radyo televizyon programlarıyla. Şu anda yaptığımız da tabii ki bir ilmi cihat. Ve ben öncelikle şey söyleyecektim. Bu dersi hazırlayan hem yani en baştan beri dersin hazırlanmasına vesile olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Rabia'cığım seni de tebrik ediyorum. Dersin çok güzeldi. Çok faydalandık. Bu ayetleri okuyup tekrar derinlemesine tefekkür etmemize vesile olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve az önce şey düşünmüştüm. Belki mesela diyor ya işte Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba sarf edenlerden olun. Şimdi bu çok önemli bir hatırlatma oldu benim için. Eğer mesela biz bunu her zaman kendimize hatırlatmaya çalışıyoruz ama bu ders vesilesiyle tekrar derinlemesine düşünmüş olduk. Ve belki bir şefkat tokatıyla uyanacaktık. Siz ona ne diyordunuz? Çimdikle uyanacaktık ama şu anda bir kez daha öğütle inşallah kendimize gelmiş olduk. Kendimizi tekrar bir gözden geçirmiş olduk. Yani yaptığımız faaliyetler yeterli mi? İşte biz böyle gevşeklik gösteriyor muyuz? Acaba yeterli vakti Rabbimiz için ayırıyor muyuz diye tekrar bir muhakeme ettik. Onu diyecektim. Şöyle bir söz duymuştum. Sevgi diyor, sevdiğin kişiye ayırdığın vakitte yeşeren bir çiçektir. Biz şimdi Allah'ı çok sevdiğimizi iddia ediyorsak, onun için yeterli vakti ayırabiliyorsak, tabii ki bizim hayatımızın tamamı zaten Allah'a vakfedilmiş durumda. Ama Allah'ın istediği düzeyde, kalitede bir hayat sürdürebiliyorsak, tam işte en ileri teslim olan olarak, o zaman inşallah hayatımızda gerektiği gibi belki çaba sarf edenlerden oluruz inşallah. Bu nasıl olur? Dediğim gibi gereken vakti ayıracağız. Neye ayıracağız? Mesela Kur'an'ı diyor, gereği gibi okuyanlar diyor.
Kur'an'ı gereği gibi okuyacağız. Ondan sonra yeryüzünü gezin dolaşın diyor, Allah'ın yarattıklarını inceleyin diyor. Yeterli bilimsel bilgi öğrenmek için vakit ayıracağız. Çünkü her bilimsel bilgi Allah'ın bir sanatı. Mesela 19 mucizesi nasıl Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini anlamamız için çok önemli bir delilse, bunun gibi şeyde de, doğanın içerisinde de Allah matematiksel bir kodla muazzam bir sistem yaratmış. Her yerde var bu. Mesela altın oran örneğinde olduğu gibi. Bunlar da çoğaltılabilir örnekler. Yani bizim doğayı, Allah'ın yarattıklarını Rabbimiz incelememiz istiyor. İncelememizi istiyor. Yani işte bir atomdan tutun, yani mikro dünyadan tutun, makro sistemlere kadar Allah her yerde, yani gerçekten tam anlamıyla mucizevi sistemler oluşturmuş. Mesela işte bir proteinde söyleyebilirsem amino asitlerin dizilimiydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya mucizevi bir matematiksel sistemle kodlanmış. Yanlış söylüyorsam düzeltin. Tam hatırlayamadım şu anda. Yani demek istediğim sözün kısası, Rabbimizi tanımak için yeteri kadar çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onun sanatını anlamaya çalışmamız gerekiyor. İkinci nokta, kalite. Her işimizde, yani hayatımızın her anında kalite olması lazım. Bizim samimi bir iman sahibi olduğumuzu bence ispatlayan en önemli yönlerden biri. Ya ben kendi adıma bunun için gayret ediyorum. Ne kadar başarabildim bilmiyorum. İnşallah da her zaman daha iyi olmamak için hiçbir sebep yok. Her zaman daha iyi olmaya gayret ediyoruz. Mesela ya bir Müslüman, yani teslim olan, Allah'tan teslim olduğunu iddia eden biri her alanda kendisini en yüksek kaliteye çıkartmak zorunda. Çıkartmakla mükellef. Mesela işte kişisel bakımından tutun, temizliğinden, giyiminden, işte etrafını temiz tutmasından, böyle zevkli bir şekilde işte giyinmesinden ya da etrafını zevkli bir şekilde döşemesinden, nasıl diyeyim, yemedeki kaliteden. Yani bu da gerçekten çok önemli bir şey. Mesela sağlıklı beslenmek için gereken gayreti göstermesi lazım. Çünkü sağlıklı beslenirsek sporuna dikkat etmesi lazım. İşte sağlıklı beslenirsek, sporumuza dikkat edersek dinç oluruz, canlı oluruz, dinamik oluruz. Hem fit bir görünümümüz olur, hem daha fikirlerimiz zenginleşir. Zihnimiz açık olur çünkü. Daha ilmi faaliyetlere gücümüz olur. Yani bizim maddi manevi her açıdan kendimizi en kaliteli, yüksek düzeyde tutmamız lazım. Bu hem yapacağımız ilmi faaliyete, ibadetlere, aile içi ilişkilerimize yansır. Hem de yani dışarıdan bir insan baktığı zaman, ya bir teslim olanın ne kadar kaliteli, ne kadar mükemmel bir hayat yaşadığını görmesi lazım bizde. Yani böyle sevecenliğimizle, sürekli mutlu olmamızla, enerjik olmamızla, inşallah sağlıklı olmamızla, işte yaptığımız hayırlı faaliyetlerle. Yani biz örnek olmamız lazım. Tabii ki biz bunu Allah için yapacağız. Birilerine göstermek için değil. Allah rızası için samimiyetle. Zaten her an Allah'ın gördüğünü düşünerek yaşayan bir insan her anını da Allah'ın en yüksek rızasına göre ayarlamaya çalışır. Ve ister istemez bu bilinçle yaşayan bir insanın zaten hayat kalitesi inşallah yükselir. Yani hayatımızla çaba sarf etmeyi ben böyle algılıyorum. Dediğiniz gibi çok eklenebilir aslında, ama çok da fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum bu akşamki sohbet için de. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Serhan, katkılarınız için, katılımınız için. Size de hayırlı akşamlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani bilgece beslenmek, bilgece yaşamak, bilgece tebliğ yapmak, bilgece koşmak. Bunlar zaten Kur'an'ın her yerinde görüyoruz. Giyimde bile, mütevazi giyim vesaire, her konuda Tanrı'nın da bize öğütleri var.
Maşallah. Katılıyorum. Teşekkürler. Soner, buyur lütfen. Ben az önce bir konu belki yanlış anlaşılmıştır diye, sonuçta şu anda YouTube'da da dinleniyor. O yüzden bir şey hatırlatmak istedim. Şimdi yerinden kalkmayanların tamamı mı 200'lü ve tam 200'lü, ya da 200'lü olan, ki burada kınanan yerinden kalkmayanlara başka bir yerde kurtuluş sözü mü veriliyor? Hayır. İki tip yerinden kalkmayan var, yerinden kalkmayan var. Bunu sen de anlattın. Ben de sadece üzerinden geçmek için tekrar söylüyorum. Teşekkür. Birincisi, Tanrı'nın direkt, net emri varken, Tanrı'dan ve elçisinden direkt bir emir duymuşken onu yapmayanlar. İşte bunlar iman ettiğini söyleyen 200'lülerdir. Çünkü direkt emri var. Örneğin cuma günü namaza gel. Eğer hiçbir bahanesi yokken namaza gelmiyorsa o kişi de 200'lük alameti vardır. Yerinden kalkmıyorsa o kişi 200'lü bir yerinden kalkmayandır. Burada da mesela demin Çınar abi de biraz bahsetti ama ben şöyle düşünüyorum. Burada size Tanrı uğrunda harekete geçin denildiği zaman neden çakılıp kalıyorsunuz diyor. Yani burada Tanrı uğrunda harekete geçin diye net bir emir var. Bu direkt emir karşısında yerinden kalkmayıp pasif kalanlara Tanrı burada kınıyor. Yaptığınız harcamada kabul olmayacak diyor. Onları 200'lü olarak nitelendiriyor. Şimdi dolayısıyla Muhammed'in de böyle kişilere, yani iyice anlayıp dinlemeden izin vermesi de eleştiriliyor. Ama affediyor. Yani bu bağışlanacak bir suç değil. Öyle çok büyük bir suç değil. Af kelimesiyle karşılanan bir suç. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani burada direkt bir emir var. Aynı cuma günü işinizi gücünüzü bırakın namaza gelin emriyle, hadi savaş yaklaşıyor, Tanrı uğrunda harekete geçin emri aynı, benzer bir emirdir. O dönemin şartları için konuşuyorum ben. Muhammed Peygamber döneminde bu emir cuma namazına gidin emri gibi bir emirdi. Burada Muhammed Peygamber'in izin vermesi de yanlıştı, iyice ayırt etmeden. Yere çakılıp kalanların, yerinden kalkmayanların yaptıkları da yanlıştı. Şimdi birincisi, cuma namazı gibi böyle direkt bir emirde pasif kalanlar, yerinden kalkmayanlardır. Bunlar için kurtuluş sözü vardır. Bunlar münafıktır. Fakat bir de şöyleleri var. Yapılması gerekenleri yapıyor. Yani namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, cumasına gidiyor. Yapıyor ama gel şurada işte mescit için yer arayalım dediğin zaman kalkıp gelmiyor. Ya da işte gel mescide eşya alalım, gel mescidi boyayalım, ya da gel şu kitapları falanca yere götürüp verelim dediğin zaman gelmiyor. Bunlar imanlı ama bunlar belki üst cennete gidemeyecek imanlılar. Çünkü Tanrı diyor ki diğerlerini daha üst dereceye çıkarırız diyor. Şimdi Tanrı'nın vaadi var burada. O nedenle yerinden kalkmayanları iki kategoride anlamamız gerekiyor. Biliyorum buradaki bütün kardeşler, hepimiz Tanrı'nın lütfu ve iradesiyle hem yapılması gereken şeyleri yaparız, hem de bunun ötesinde hayatlarımızla ve paralarımızla çaba sarf ederiz. Burada hayatla çaba sarf etmeyi de ben iki türlü anlıyorum. Herkes çok güzel açıkladı maşallah. Tekrar gibi olacaksa da kusura bakmayın lütfen. Ben burada şöyle anlıyorum. İki yönlü hayatla mücadele var. Birincisi, hayatını kaybetme pahasına mücadele etmek. Ya da mesela hapse girmek. Çünkü hapise girdiğin zaman hayatının bir kısmını dört duvar arasında yaşıyorsun. Yani hayatını aslında bir nevi hiçe sayıyorsun. Hayatını harcıyorsun. Birincisi, bu gibi bir mücadeleye girmeyi ben hayatla mücadele anlıyorum. Mesela siz, mesela şu anda buradaki insanların hepsi kendi sosyal medya hesaplarından diyelim ki çeviriyi duyuruyorlar birçok kardeşimiz. Bu belki bu ülkede ileride başlarına artacak bir şey olabilir. Ama onlar bu hayati tehlikeyi göze alıyorlar. Hapse girmek veya başka bir şey. Dolayısıyla bir bu yönden var. Bir de
hayat dedi yani paranın dışında bizim vücut gücümüzle yapacağımız şeyler vardır. Bir de hayat dediğimiz şey esasen zamandır. Zamanımızdan vermek ve vücut gücümüzden vermek de hayatlarımızla mücadele etmektir. Herkesin parası olmayabilir. Bu yolda eğer biz hayatımızı ölüm ya da hapis gibi bir takım şeylerle riske atabiliyorsak ya da zamanımızı ve vücut gücümüzü Tanrı uğrunda kullanabiliyorsak işte biz hayatlarımızla bence mücadele edenlerden oluruz. Bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Bizim de bu hafta öğrendik ki yeni bir mescit bakmamız gerekecek. Şu anki teslim olan, evini kullandığımız teslim olan kardeşimizin bir taşınma durumundan dolayı tam onun döneminde bu örneği kullanman çok manidar. Hadi şimdi göreyim kim yerinden kalkıyor. Hadi bakalım bu hafta sonu bakıyoruz falan. Teşekkür ederim katkıların için. Ya ben de iki şey söylemek istiyorum. Bir, ben 53. ayete kadar işleyecektim. Sonra baktım ki yani o 54 onun devamıymış. 54 dipnotu olan başka bir şey. İşte orada harcayın isteyerek ya da istemeyerek kabul edilmeyecek falan var. O ayet sanırım Reşat kardeşim sana kalıyor haftaya. özür dilerim ama senin... Bu arada zaten 52'ye kadar 19 ayet oluyor. Yusuf sana evet. Da hatırlatmış olayım. Ama yani, Yusuf vermedi. Bana sordu. Ben 53'e kadar dedim. 19, eksi 19 olarak saymayın. Orada bir öncesi toplam 19 ayet olmuş oluyor. Onu dikkat edin. Evet. Abi zaten şöyle yapıyorum. Direkt 19 ayet vermiyorum. Çünkü bazen 16. ayette bağlam bitiyor ve daha uzun oluyor. Bazen 20-25 ayete kadar gidebiliyor. O yüzden diyorum ki 19 ayet vermeyeyim. Hani o civarda kişi baksın konu bağlamına göre. Diyelim konular çok derin, çok fazla şey geldi hakkında 15 ayette bitirsin. Ama baktık hani daha böyle basit çaplı, çok fazla, çok net yani kesin, muhkem ayetler. O zaman hani 15 ayet değil de 25 ayete kadar çıkabilir diye direkt o kişiye bırakıyorum bunun ayarlamasını. Teşekkürler Yusuf. Evet bana bırakmıştı Yusuf. Ben şu yüzden almadım. Sonraki ayet bununla ilgiliymiş. Ben yeni başlık var diye bağlam oraya kadar diye düşünmüştüm. Onu da almıştım. Onu inşallah Reşat kardeşime bıraktım. Bir bunu açıklayacaktım. Bir de şey ne söyleyecektim? Ha, bu şurada birazcık örnek çoğaltmıştım. İleri inkarla ilgili. Orada yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Dikkatli olmaya çalıştım. Yani elbette yani yeni namaz kılmaya, yeni abdest almaya başlamış birisi. Belki bunu başta sorular sorabilir. Bunu ben yanlış anlaşılmasını istemem. Fakat bunu şeytanın tuzağı olabileceğini, bunun karşılığında yani hüküm verecek şeyler söyletilebilecek, söylendirilebilecek. Bulamadım şimdi o kelimeyi. Hani bir tuzak olabileceğini ve buna karşı dikkatli olmak gerektiğini söyledim. Yoksa ben de işte danışıyorum yani teslim olan kardeşler Tanrı'nın çok büyük bir hediyesi. İşte yasakta cuma konusunda sizce nasıl davranmak bilgelik olur? İşte siz yani bu teslim olan kardeşlerle olmak ve ders yapmak, danışmak bunlar çok değerli. Fakat burada karşılığında cevap verirken dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'da Tanrı hükmünü söylüyorsa ben onu yani Tanrı bana yemek içmek dışında sakız da çiğnemeyin dememiş. Niye ben sana böyle bir şey söyleyeyim? Sen ibadetini hangi kalitede yapmak istiyorsan ayetler açık, oruç ayetleri açık. Buyur bak. Benim demek istediğim buydu. Bir de bunu açıklayacaktım. Teşekkür ederim. Yusuf kardeşim buyur lütfen. Teşekkür ederim ablacığım söz verdiğin için. Ya aslında şöyle bir bu savaşla alakalı bir konu geçmişti. Bir de 9. sure hani savaş bir ultimatum suresi olduğu için benim de aklıma takılan bir soru vardı kardeşler. Onu danışmak istedim sizinle. Çok uzun bir şekilde uzatmak istemiyorum. Hani kısa cevaplar da yeterli olur. Ama hani daha uzun konuşmak isterseniz de devam ederiz. Şimdi Allah diyor ya savaş tedbirlerinizi alın diye. Normalde burada işte normalde bir insan ya yani bir ülke savaşa nasıl kazanır? Benim kendi kanaatimce yani
bildiğim kadarıyla 3 tane temel parametre var. Askeri güç, ekonomi ve siyasi güç ya da diplomasi dediğimiz 3 şey. Yani ben bu 3 şeyle kazanılacağını düşünüyorum. Ha, belki benden çok daha anlamda 3 tane şey var. Askeri güç, ekonomi ve siyasi güç, yani diplomasi. Şimdi bunu bireysel olarak nasıl düşünebiliriz? Fiziksel güç, yani bir insanın fiziksel olarak güçlü olması nasıl? Hani örnek veriyorum işte yani hem fiziksel anlamda direkt olarak güçlü olması, hem çok iyi silah kullanması, dövüşmeyi bilmesi, işte kondisyona sahip olması vesaire vesaire. Yani bir insanın fiziksel olarak mücadele edebilmesi, hem savaş durumunda hem de genel bir durumda. Diğer bir konu, ekonomiyi nasıl bireysel indirebiliriz? Parası olması. Örnek veriyorum, bankasında belli bir miktar para varsa ya da işte herhangi bir mal varlığı, çok kolay bir ülkeden bir ülkeye gidebilir. Hani maddi anlamda. Ve diğer olarak işte siyasi güç veya diplomasi nasıl çevirebiliriz? Bu adamın sahip olduğu işte statü, yani mevki olabilir. Ya da işte pasaport alırken biliyorsunuz bir takım şeylere bakıyorlar. İşte burada şey önemli. Aslında tam bu örneği vermek istemiyorum da, hani bunu söylemek istemiyorum ama hatta söylemeyeyim. Hani yanlış bir anlaşılma olsun istemiyorum. Tam buraya çok fazla girmeyeceğim. Şimdi ne demeye çalışıyorsun peki? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunları ne için anlattım? Hani toplu bir savaş yok dedik şu an için. Yani biz hayatlarımızla mücadele ederken toplu bir savaş yapmıyoruz. Hani böyle bir işte fiziksel gücümüzü kullandığımız ya da işte paramızı kullandığımız ya da mevkimizi kullandığımız bir durumda değiliz. Ama peki bunu biz genel olarak anladığım kadarıyla biz şunun için söylüyoruz. Hani bir toplu bir savaş olmayacak gibisinden. Ama bunun bireysel indirdiğimizde, mesela işte Sonur abi az önce söyledi. Belki bugün işte kendi sosyal medyada yaptığımda mesela etkilendiğimiz çeviriyi paylaştım. 10 sene sonra belki de işte bu çeviriler toplatılmaya başlandığında hepimize soruşturma açılacak vesaire vesaire, diyelim ki. Bu hapis cezasıyla falan filan yargılanacağız. Ve diyelim ki o zamanki ülke adaleti de daha siyasileşmiş bir hale gelecek. Ve hepimiz için belki müebbet hapis dahi istenecek, ki yani çok, böyle çok hayali şeyler değil bunlar. Örnekleri de olmayan şeyler değil. Öyle bir durumda bizim göç etmemiz gerekiyor mesela. Hani bu tarz bireysel durumların yaşanabileceğini ben düşünüyorum. Ve bununla alakalı da hazırlıklı olunması gerektiğini de bu savaş tedbirlerinden düşünüyorum. Peki sorun nerede Yusuf? Hala soru sormadın. Toplu bir savaş olmayacak diyoruz ya hani. Çünkü bu bireysel mücadeleye herkes katılır herhalde. Bireysel mücadele olmayacak diyen bir teslim olanı çıkacağını düşünmüyorum. Ki daha geçen haftalarda bu İran konusunu konuşmuştuk. Hatta şimdi peki toplu bir savaş olmayacak diyoruz. Bunu neye dayandırıyoruz? Bunu sormak istiyorum. Hani bu dünyanın sonunda bir savaş olacağını daha önce işte konuşmuştuk. Tamam, o var. Ondan önce bir savaşın olamayacağını tam olarak kesinlikle olmayacak diyebilen biri var mı? Ya da bununla alakalı bir delili olan? Ya da sadece dünyanın sonunda savaş olacağı için hani öyle bir savaş beklentimiz yok ya da öyle bir şey beklemiyorum mu diyoruz? Bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Umarım başarılı olmuşumdur. Teşekkürler sorun için. Ben bu soruya cevap vermeyeyim ama ben mesela cevap vermeyeyim ama deyip ben mesela dedim ama mükemmel mutluluğu bozacak bir şeyin altında kalınacağını, çok uzun yıllar, çünkü savaş çok yıpratıcı, sonraki 2-3 nesli etkileyen bir şey. Teslim olan bir ülkenin bununla çok uzun yıllar mücadele edeceğini düşünmüyorum. Benim fikrim bu yönde. Lütfen başka kardeşler de fikirlerini söylesinler. İskender, buyur lütfen. Evet, teşekkür ediyorum. 9.45'i açabilir misin abi? 9. sorunun 45. ayet. Evet. Rabia, orada mısın? Sesim geliyor mu? Geliyor, açtım. Heh, tamam. Şimdi geldi. Ekran geç geliyor galiba. Sesim biliyorsun. Geliyor ama değil mi? Düzenli. Geliyor. Diyor ki, izin isteyen yegane insanlar Tanrı'ya ve son güne gerçekten iman et. İzin isteyen yegane insanlar Tanrı'ya ve son güne gerçekten iman etmeyen kimselerdir. Kalpleri şüpheyle doludur ve şüpheleri onların tereddüt edip bocalamalarına sebep olur. Şimdi buradan görüyoruz ki tereddüde yol açan, insanı duraklatan, insanı
büyümekten ve gelişmekten, ruh büyüklüğü ve gelişiminden bahsediyorum. Alıkoyan şey şüphe. Hatta başka bir ayette onların kalplerinde hastalık vardır diyor. İkiyüzlülerinden bahsederken bir özelliği onların kalplerinde hastalık olması. Bu hastalığın şüphe olduğunu biliyoruz. Reşat Halife de bunun şüphe olduğunu söylüyor. Yani o hastalığın, kalpteki hastalığın, onların kalplerinde bir hastalık vardır diyor. Onun şüphe olduğunu biliyoruz. Çünkü şüphe bir hastalıktır. Şüphe kalpte yer aldığı zaman insanı tereddüde düşürür. En kritik zamanlarda o kişilerin çıkıp gitmesine yol açar. Ve şüpheli insanlar genellikle mesajı içten bozmaya doğru yol alırlar daha sonra. Veya işte bu şüphelerini yenemedikleri, öldüremedikleri zaman. O yüzden şüpheyi öldürmek çok çok önemlidir yani. Şüpheyi öldürmek çok çok önemlidir. Ve 200'lerin özelliği onların elçiye ve mesaja karşı şüphe barındırmaları. 48. ayete gidebilir misin? Burayla bağlantılı olduğu için ona da değineyim kısaca. Dokuzuncu surenin 48. ayeti. Biraz ekranım geç geliyor galiba. Şimdi geldi. Diyor ki, geçmişte aranızda karışıklık yaymak istediler ve senin için meseleleri karışık hale getirdiler. Ancak gerçek olan eninde sonunda hakim olur ve onlara rağmen Tanrı planını gerçekleştirir. Şimdi bir mesele var, bir konu var. O konu aslında imanlıların ve elçinin nazarında sade, anlaşılır ve aslında karışık değil. Fakat kalplerinde şüphe olanlar, yani ikiyüzlüler, her şeyi karışık hale getiriyorlar, komplike hale getiriyorlar. Örneğin bunu günümüze uyarlayalım. Şimdi burada mesele aslında basit. Kur'an'ın tamamına uymak. Ama bunu alıp ayetleri bağlamından kopararak ve ayetlerin bir kısmına uyup bir kısmına uymayarak meseleyi tamamen karışık hale getiriyorlar. Dolayısıyla dini içten bozuyorlar. Ve yani dikkat edin, Türkiye'de bu karışıklık hakim. Tanrı'nın mesajından sonra meseleler tamamen karışık halde. Hiçbir birliktelik yok. Son 20 senenin mahsulü bu. Dolayısıyla ama Tanrı söz veriyor. Eninde sonunda gerçek hakim olur diyor. Ve onlara rağmen Tanrı'nın planı gerçekleştirilir diyor. Yani 200'lerin popüler olmasına, ondan sonra sosyal medyada işte binlerce takipçilerin olmasına hiçbir şekilde şey, yani bir önemi yok onların. Eninde sonunda Tanrı, biz Tanrı'nın tarafında olursak, şeytanın tarafında olmazsak, Tanrı'nın dini konusunda ciddi bir duruşa sahip olursak, bu gerçek hakim olacaktır. Zaten bizim amacımız gerçeği hakim kılmak değil ki. Yani bu bizim görevimiz değil bir kere. Biz kendi ruhumuzdan sorumluyuz. Yani kendi ruhumuzu kurtarmaktan sorumluyuz. Popüler olmak, şu bu falan filan, bunlar şeytanın illüzyonlarından ibaret. Hiçbir anlamı ve önemi yok. Bizim tek amacımızın kendi ensemizi kurtarmak. Yani bu İngilizce bir deyim gerçi ama kendi kurtuluşumuz için çaba göstermek. Yani bunu her koşulda ve her şartta, bence bunu hiçbir zaman zihnimizden çıkarmamalıyız. Yani diyelim ki karşımıza bir geldi, bir durum peyda oldu. Burada ne olursa olsun, yani şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, gerçeğin tarafında olmak. Tabii hiç kimse gerçeğin tarafında olmadığını savunmuyor ama gerçekte baktığınız zaman gerçekten popülaritenin, egonun, kalabalıkların kendilerini takip etmesinin, yani ucuz bir fiyata satıyorlar gerçeği. Bunu çok net görüyoruz. Evet, bunları söylemek istedim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Berker, buyur lütfen.
Belki Berker'i duyuyorum. Duymuyorum. Hı, Berker'i duyuyor muyuz diyecektim de. Geliyor mu? Yani çok uzaktan arada böyle bir ses geliyor gibi oluyor bu arada. O zaman başka bir arkadaş belki. Yok yok, şu an iyi bence. İyi mi? İyi. Bir de şu sese bakayım. Belki daha iyidir şimdi. Tamam o zaman. Ha, şu an çok. Şey diyordum, başta bir tebrik ederim dersin için. Teşekkür ederim. Özellikle bu haram haylar konusunda tabii okumuştuk, biliyordum ama bu kadar önemli olduğunu, yani mükemmel dine bir örnek verildiğini, yani mükemmel dinin tabii ki dinin bir parçası ama bu kadar vurgulanması Kur'an'da dikkatimi çeken bir şey değildi. Tabii gün içinde çok karşılaşmadığımız için veya gün içinde ihtiyaç duyduğumuz çoğu zaman bilgi olmadığın için es geçmişiz ama bundan dolayı biraz yerdim kendimi. Aramaylar konusunda özellikle. Şimdi ben 9 kaçtı o? Pardon, kapatmışım. Biz sana söylemiştik diyenler. Şu benim ömrüm boyunca hep uzak durduğum insanlar. Kaçtı? Bakıyorum ama şimdi. 9.50. Eğer sana iyi bir şey olsa incinirler ve eğer sana bir sıkıntı gelse sevinerek dönüp giderlerken biz sana söylemiştik derler. Şimdi Kur'an'ı okurken tabii ana ayrımlar aslında imanlılar, kafirler, ikiyüzlüler örneklerinden gidiyor. Fakat Kur'an zaman zaman bize böyle hayatın içinde veya böyle, yani çok dinle ilgili değil ama günlük mesela işte, güçte, apartmanda karşılaştığımız insan tiplerinden de tüyolar veriyor. Ve bunlardan birisi de biz sana söylemiştik diyenler. Benim de okul hayatım biraz çalkantılı olduğu için bu lafı çok duyuyordum ve her duyduğumda da irkiliyordum. Benim için bir şey olmuştu, bu insanları ayırmak için güzel bir tüy olmuştu bana. Biz sana söylemiştik. Tabii benimki dinle alakalı değil, başka şeylerle alakalıydı ama bu tipi çok karşılaştım ve huylarını suylarını iyi biliyorum. Kim bu tipler mesela? Bunun Kur'an'da da çok güzel örnekleri var. Ama ben kendi hayatımın içinden bir örnek vermek istiyorum. Ya bu şuna benziyor mesela. Arabayla gidersin, işten dönersin veya bir yere gidersin. Dersin ki hani bir de şu yolu deneyelim, bakalım orada ne varmış diye. Ve gidersin, kaybolursun yolda. Ama kaybolursun fakat etrafında yeni şeyler görürsün. Yeni sesler duyarsın, yeni kokular alırsın, yeni insanlar görürsün, belki bir yerde durursun, bir çay içersin, su içersin çeşmeden ve sana farklı duygular verir. Ama kaybolmuşsundur ve yanındaki der ki işte keşke şu yoldan gitseydik, keşke şunu yapsaydık, daha hızlı giderdik gideceğimiz yere falan. Halbuki o yolun tadını da orada çıkartmış olursun ama bir yerde de kaybolmuş olursun. Zaten kaybolmanın içinde de bu tatlar var. Şimdi biz sana söylemiştik tipi kim bu insanlar? Vereceğim örnek şuydu. Üniversitede malzeme dersi vardı ve bu malzeme dersinde hoca sürekli dışarılardan örnek veriyordu. Yani müfredatın dışına çıkıyordu. Mesela plastikleri anlatırken plastiği yiyecek zanneden, yem zanneden albatros kuşlarından bahsederdi. Onların işte gagalarına takılmış plastikleri gösterirdi. Halbuki konudan çok uzakta. Ve dersi de aslında bir yerde daha iyi anlamamızı sağlardı. Ben o sıra şeye taktım. İşte Naziler falan popülerdi o dönemler. Piyanist şu bu. Filmleri biraz ataktaydı. İnsanları da öyle ayırıyordum kendime. Bir tane daha hocamız vardı. Eline bir şeyi alırdı. Kağıdını. Yazardı da yazardı. Soru çözerdi. Anlatırdı da dersi. Dersi tamamlamış olurdu. Dersi tamamlamış olurdu ama o dersin ileride bizim aklımıza... O dersi ileride bizim aklımıza getirecek küçük böyle hayat parçalarından yoksun olurdu ders. Ve ben de bakardım o kadına, plastik malzeme dersini anlatan kadına baktığımda hani Nezler diyorum ya. Diyorum ki mesela öyle bir dönem oldu, bu kadına bu görevi verdiler, işte sen mühendissin, bu Yahudilere atacağımız binaların tesisatını yapacaksın. Mesela o kadına o tesis yaptığımda derdim ki yani bu kadın bunu yapmaz. Buna itiraz edebilir. Yani bu, çünkü müfredatın zaman zaman dışına çıkan, biraz da vicdanının sesini dinleyen, o sivilliğinin sesini dinleyen bir insan diye düşünürdüm o kadını. Diğer hoca ise yani
derse bağlı kalan, müfredatın dışına çıkmayan, aynı hani bu biz sana söylemiştik, başına bir şey gelirse biz sana söylemiştik diyen tipse bunu kolayca kabul edebileceğini düşünürdüm bu görevi. İşte bahanesi, bir takım bahaneler söylerdi. Biz, ben yapmasam başkası yapardı. İşte görev verildi, bilmem ne, şu bu gibi mevzuat filan gibi böyle sihirli, illüzyon cümleler söylerdi bize. Müfredatın dışına çıkmayı bu yüzden çok önemli buluyorum. Yani müfredatın dışına çıkmayan öğretmenlerin de yetiştireceği çocuklar işte böyle gri devlet dairelerine benzeyen çocuklar oluyor. Ki müfredatın en çok dışına çıkanı da zaten Kur'an'da da elçilerin olduğunu görüyoruz. Mesela Musa örneğinde, şimdi İsrailoğulları uzun bir geçmiş olduğu için orada her türden örneği bulabiliyoruz. Musa, ya itirazları ne oluyordu İsrailoğulların göç sırasında? Yani biz artık tek çeşit yemeğe dayanamıyoruz. Mısır'da halbuki kölelerdi. Ama köleydi de neydi? Yattığı saat belliydi, işte kalktığı saat belliydi, ne yediği belliydi, ne zaman yiyeceği belliydi. Bir düzen vardı hayatında. Yani direkt evine gidebiliyordu. Musa ise başka bir şey sundu onlara, bir özgürlük sundu. Fakat onlar bu özgürlüğü müfredatla değişmek istediler. Müfredatla çünkü her şey belliydi. Musa'nın dediğinde, Musa'nın onları çıkarttığı yolculukta ise işte riskler var. Bir laflar dolanıyor iman, iman diye ama ne olduğu belli değil. Halbuki orada bütün hayatları düzen içindeydi. Yani bu düzenin tehlikesi aslında çok fazla var. Siz diğer kardeşlerin de verdiği örneklerde olduğu gibi. Bu tipi mesela oradan tanıyoruz. İşte Muhammed'in hayatındaki tip direkt söyleniyor bize. Eminim İbrahim ateşe atılırken de onu izleyenler arasında şöyle diyenler vardı. Ya işte putlarla bu kadar uğraşırsan olacağı bu. Veya diyelim ki mutlaka Reşat Halife'nin de hayatında böyle insanlar vardı. İşte akrabalarından bu ölüm tehditleri aldığında veya işte bu dünyadan ayrıldığında öyle diyenler olmuştur mutlaka. Ya sen bilim adamısın, işte ne güzel Avrupa Birliği'nde danışmanlık yapıyordun, Amerika'da çalışıyordun. Ne oldu yani, niye girdin bu işlere falan diye. O arkadan biz sana söylemiştik diyen tip mutlaka homur homur homurdanmıştır orada da. Halbuki zindan örnekleri de geçti. Yani zaman zaman Yusuf'un tavrına takınmak gerekiyor orada. Yani Yusuf ne diyordu? Yusuf suresinde zindan, işte beni çağırdığınız şeyden bana daha sevimlidir. Yani zaman zaman bu cevabı vermek zorunda kalabilirsek bu Yusuf'un örneğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani bela bu bela zamanları, ben kendi şahsi tecrübemden bahsedersem, hep bana farklı kapılar açan şeyler olmuştur, zamanlar olmuştur, farklı duygular açan zamanlar olmuştur. Yani insan tabi bela diyorum ama imanlının başına bela gelmez, öyle gözüken durumlar bizim zihnimizin açıldığı, ruhumuzun genişlediği, imanımızın arttığı zamanlar oluyor mutlaka. Bunun da Kur'an'dan bir ayet örneğini vereceğim. İnsanlar kendilerine halk size karşı seferber oldu, onlardan korkmalısınız dediğinde onların ancak imanını güçlendirir. Yani bu sadece sabretmemiz gereken bir zaman da olmuyor başımıza gelen belalar. Bunlar bizim imanımızı güçlendiren, ruhumuzu genişleten de zamanlar oluyor. Yani bizim beladan zaten öyle düşünmüyoruz hiçbirimiz. Korkmamamız gerekiyor. Bunlar bizim açılacağımız, ruhumuzun genişleyeceği, imanımızın artacağı, testi geçeceğimiz ama mutlaka ruhumuzun büyüyeceği durumlar olacak. Yani biz, benim şahsi tavsiyem müfredata, mevzuata çok bağlı kalmamamız. Müfredat da işte ancak müfredat kadar öğrenciler yetiştirebiliyor veya insanlar veya imanlılar yetiştirebiliyor. Diğer bir şey, hani başımıza çok kötü şeyler gelecek mi? Tabii bu bir fikir yürütme ama ben bu dönemde daha çok şahsi, yani kendi içimizde bir savaş vereceğimizi düşünüyorum dışarıya karşı. Değil de kendi içimizde bir savaş verip bir galibiyet zamanının geleceğine inanıyorum. Hem bunu Kur'an'dan hem de elçinin konuşmalarında verdiği tarihleri üzerine bulundurduğumuzda yakın bir zaferin geleceği ihtimal gibi gözüküyor ama bu tabii irdelenmesi gereken bir
fikir, bir görüş ama ben öyle düşünüyorum. Yani çok fazla devletle, milletle başımızın belaya girmeyeceğini, belki kendimizle başımızın belaya gireceği ama bunu belaya atlatırsak da bir galibiyetin geleceği zaman olarak görüyorum önümüzdeki dönemleri. Evet, diyeceklerim bu kadardı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim katkıların için. Ben de bu ayete bir ilave bir şey söyleyeyim. İzninizle inşallah. Sonra Erdem sana hemen söz vereceğim inşallah. Bu daha önce biz grupta da bahsetmiştik bilişsel çelişkiden. Eğer ki inançlarınla davranışların ya da inançlarınla söylemlerin farklıysa bu kişide çok büyük bir stres, yani baş etmesi zor bir strese sebep olur. Ve bundan kurtulacak her şey onu rahatlatır ve sevindirir. Yani buradaki insanlar ikiyüzlü. Biliyoruz ki kalpleri şüpheyle dolu ve aslında gerçek imanlılar değiller. Bu da üstteki ayetlerde ifşa oldu. Bu durumda içlerindekini haklı çıkaran, yani güvensizliklerini haklı çıkaran bir şey gördükleri zaman, yani kötü bir şey gördükleri zaman sevinirler. Çünkü bu sefer inançlarını kendi içlerinde sakladıklarını doğrulayan bir şey gördüler ve belki de içlerinde sakladıklarını dışarıya açıkça deklare edebilecekleri bir ortam buluyorlar. Yani bir deşarj ortamı buluyorlar. Tam tersine iyi bir şey olduğunda bu sefer içlerindeki şüpheyle, içlerindeki inançsızlıklarıyla çok büyük çelişki oluyor. Çünkü peygamber diyor ki, yukarıda da gördük ayetlerde, korkma Tanrı bizimle. Yani onda mükemmel bir güven var fakat onun güvenine sen güvenmiyorsun. Yani sesin mi gelmiyor? Bu da yani senin içsel inancınla ters bir eylem olduğu için peygamberdeki o şey. Peygamberi yanlışlayan bir şey, yani o görece kısıtlı zaman diliminde öyle olduğunu düşünecekleri bir şey olsa, yani onun başına bir sıkıntı gelse, o zaman seviniyorlar. Bunu söyleyecektim, buna değinecektim. Bir de evet, yani o bizim başımıza gelebilecek bir şey ancak şer gibi görünen bir nimet olabilir ya da test olabilir. Her halükarda biz eğer ki Tanrı'nın yanındaysak bizim sahibimiz var demektir. Daha önce de bu Rab sahip konusunu konuştuğumuzda değinmiştik. Yani bir çocuğun velisi varsa, onu seven, ona sahip çıkan bir ebeveynleri varsa ve onun korkacağı hiçbir şey yok. O işte hastalandığımda ilaç alabilecek miyim, akşam yemek yiyebilecek miyim, uyuyacak bir yatağım var. Bunların hiçbirisini düşünmez. Sadece zevk alır, oyun oynar, işte teşekkür eder annesine, babasına, mutlu olur vesaire. Bizim de sahibimiz var. İnşallah imanlıların sahibi var. O yüzden aynen dediğin gibi, yani bizi küçük şeyler, çimdikler, şer gibi görünen nimetler ya da testler, bunlar bizi ancak olgunlaştırır, zenginleştirir inşallah. Erdem buyur kardeşim. Teşekkürler. Ben 3 noktaya değinmek istiyorum inşallah. Birincisi, Tanrı uğrunda çaba sarf etmek bayağı konuşuldu maşallah. Buna bir örnek daha ekleyeyim inşallah. Şimdi ben bunun da dahil olduğunu düşünüyorum. Yani mesela benim 2 gün sonra sınavım var. Ama ben Kur'an dersine, çalışmasına katıldım. Çünkü 18-28 bunu bize emrediyor. Şimdi ben bunu Tanrı uğrunda kabul ediyorum. Yani zaten Kur'an emretmesi yeter ama ben bunu Tanrı uğrunda kabul etmemin sebebi de şu. Mesela Muhammed'le birlikte savaşmış olanlar ve işte İskender abinin dediği gibi işte çeviri için uğraşmak veya başka şeyler, mescit ve herhangi yani vesaire. Bu örnekler çoğaltılabilir. Yani bunların hepsi Tanrı uğruna. Şimdi bunların Tanrı'nın bunlara ihtiyacı yok. Bu Kur'an bize bunun şey olduğunu öğretiyor. Doğruluk borcu. Bunları bir doğruluk borcu olarak veriyor. Bu doğruluk borcu bizim işimize yarıyor. Çünkü doğruluk borcu bizim
ruhumuza yatırdığımız bir borçtur aslında. Ruhumuza yatırdığımız bir borç, bunun karşılığını dünyada da ahirette de Tanrı sözünü veriyor. Yani ruhumuzun gücü, ruhumuzun ürettikleri mi diyeyim artık, ürettikleri, ruhumuzun büyüklüğü ahiretimizi belirlediğine göre bence bunun derece derece Kur'an'ın derece derece olarak vermesi mantıklı bir sistem var çünkü burada. Tabii ben bunu yaptım işte falan, ben bunları söylemiyorum. Yani bir yerden doğru yaparsın, başka yerden yanlış yaparsın, gene ruhun küçülür, büyür ama mesele bu doğruluğu sürdürmek ve bu doğruluk borcunu sistemini biraz düşündüm aslında. Ve evet, yani buna mesela cuma namazı da dahildir bence. Zekat, bağışlar, normal bağışlar da, işte cuma namazı, işte Kur'an çalışmaları, bunlar Kur'an emirler ve bizim aslında doğruluk seviyemizi arttırmak için, yani bizim doğruluk borcularımız. Ben bunu tarih uğrunda da dahil sayıyorum. Bu konuda hani yanlış bir şey varsa, düzeltenler olursa sevinirim. Ama ben şu anda öyle düşünüyorum. İkinci noktam şey, bu mesele gerçekten çok çok ilginç ya, çok önemli bir mesele. Daha önce bu kadar dikkatimi çekmemişti. Maşallah güzel değindin. Kutsal ayları kutsal aylarla oynuyorlar. Hakikaten yani Tanrı'nın koyduğu bir sistemle oynuyorlar. Ve buna yanılmıyorsam ileri derecede inkar ediliyor, değil mi? Evet. Evet, bu maşallah buldum. Kutsal ayların yerini değiştirmek ileri inkarın bir göstergesidir. İleri inkar, yani düşünün, normal inkar var yani demek ki. Bir de ileri derecesi var. Yani sanırım şöyle bir sistem var ortada. Yani kutsal aylar mesela İbrahimi pratiklerle geldiğini varsayıyorum şu anda. Böyle görünüyor. Kutsal aylar İbrahim'in vahiyinin parçası. Yani bir pratiksel bir uygulama var burada. Milleti İbrahim. İbrahim'in millet dini, yani creed, dini sistem yani demektir o. Yani buna muhatap olmuş insanların bununla böyle oynamaları ileri inkar olarak görülüyor. Yani demek ki bir şeyle temas ettiğin zaman, yakın geldiğin zaman onunla oynamak, onu inkar etmek ondan uzak durmuş birinin inkarından daha fazla. Peki bugün bu mesela bunun örnekleri var tabii ki. Muhammediler daha hala kutsal aylarla oynuyorlar. Ve işte hacı iki güne indiriyorlar mesela. Ama başka örnekleri de var. Yani İbrahim'e sadece kutsal aylar gelmedi. Namaz, beş vakit namaz da geldi. 2,5 zekat da verdi. %2,5 zekat da yani geldi İbrahim'le. Bunlar Kur'an'dan çok belli, Muhammed'in getirmediği, zaten var olduğu. Kur'an sadece bunun üzerinde düzeltmeler yaptığı gerçekten çok tutarlı bir şey. Yani bunu bir kere, bu bilgiyi bir kere öğrendin mi, Tanrı'ya güler olsun. Yani bu çok tutarlılığını müthiş bir derecede görüyorsun Kur'an okudun mu? Yani baştan sona maşallah. Yani burada işte elçiye tanık olmuş, işte bizim neslimizde en son bizim bildiğimiz kadarıyla antlaşma elçisi Reşat. Şimdi buna tanık olmuş biri, yani buna temas etmiş biri, yakın gelmiş biri, bu beş vakit namazı inkar ettiği vakit bundan uzak durmuş birinden daha ileri bir inkar gösteriyor. Ve inkarın sonucunda hep sefalet vardır. Ve çünkü şeytan yoludur. Ve ne kadar inkarın varsa o kadar sefalet vardır. Ben bunun sonunun iyi olduğunu düşünmüyorum o insanların. Tabii ki nitekim hepimize Tanrı merhamet ediyor. Zaten bir ara burada ayet geçmişti, bocalamak vesaire. Tanrı bize, ben gördüğüm kadarıyla Tanrı dünyaya şu anda bir mühlet veriyor. Bir zaman veriyor. Düşünüp taşınmak için. Baya bir şey var, imkan var şu anda Tanrı'ya yükler olsun. Yani düşünüp taşınmak,
seçimi yapmak ama eninde sonunda bunun bir mühleti bitecek yani. Ve burada işte demek istediğim yani kısaca bu kutsal aylar namaz mesela hatta bunun çok iyi bir örneği de var. Mesela 19 mucizesi 5 vakit namazı onaylıyor. Şimdi 19 mucizesine tanık olmuş biri mi bu namazı inkar ettiğinde daha ileri oluyor yoksa bilmeyen biri mi? Ya bilmeyen biri inkarcı mı? Tabii ki tanık olmuş biri daha çok ileri inkar sergiliyor. 5 vakit namazı kanıtlamış 19'la. Hatta 19 mucizesine karşı savaşan Muhammediler de aynı şekilde. Bunlar daha ileri derecede inkar. Mesela o işte besmele bile 19 harf değildir diyorlar. Yani bu kadar basit bir şey. Bunlar ileri inkarı gösteriyorlar. Ve onun için cehennemin en zaten alt tabakasına yanacaklar. Yoksa o şey değil ki, o bir süs laf değil. O bunun bir sistemi var tekrar. İkinci değinmek istediğim nokta bu. Üçüncüsünde ben bir ara herhalde yanlış bir şey anladım. Soruların sorulması şeytanın işte müdahalesi gibi onu algıladım. Açıklamamı dinledin ama değil mi? Evet, açıklamanı dinledim. Süremek o konuda da işte tamam, şey sıra bakma bende. Şimdi o konuda dinleyenler için şimdi Kur'an bize şöyle sorular sorabiliyoruz. Yani Kur'an bize üstelik imanlar istişare yani danışarak işlerini yürütürler diyor. O konuda bir yanlış anlaşılma olmasın demek istiyordum. Bu evet, üç noktaya değinmek istediğim üç nokta böyle. Teşekkürler. Kesinlikle imanlı kardeşler, teslim olan kardeşler bizim için çok büyük bir nimet. Evet, bir danışırız. Ben sadece bu yani şeytan gerçekten düşman, gerçekten kötü, gerçekten buralardan bu iyi niyetlerimizi kullanabilir. Sadece bu ayetlerde bunu görüyoruz yani. Tanrı'nın açık hüküm koyduğu bir şeyde ekstra daha takvalı olmak için, daha bir şey olmak için, hiçbir şey için yani oruç mu yazıyor ayetlerde açık yani her şey. Vesaire ona değinmek istemiştim. Evet, söz alan yok galiba. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dersi dinlediğiniz için, katıldığınız için, katkı sunan kardeşlerime, dinleyen kardeşlerime. Herkese çok teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum. Her sizi nimetlendirsin diliyorum.